Sayın Valim, Sayın Vali Yardımcılarım, Sayın İl Müdürlerim, Sayın Konuklar, kıymetli basın mensupları. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlediğimiz programımıza hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. 2020 Panorama videosunun izlenmesi, Sayın Valimiz Salih Ayhan'ın 2020 değerlendirme konuşmaları, soru cevap bölümü, hediye takdimi, toplu fotoğraf çekimi ve kapanış. 2020 yılı dünya ve ülkemiz için önceki yıllardan çok daha farklı bir yıl oldu. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığımız ve bakanlıklarımız koordinesinde valiliğimiz, belediyemiz, kaymakamlıklarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, siz basın mensuplarımız ve vatandaşlarımız el ele vererek zor ve sıkıntılı günleri beraber atlatmak için mücadele ettik. Hem pandemi gibi bir gerçeği yaşadık, hem de kontrollü sosyal hayat çerçevesinde iş ve işleyişi devam ettirmek için çaba gösterdik. Unutulmaz olan 2020 yılının önemli başlıklarını sizlerle paylaşmak istedik. 2020 panoraması ile sizleri baş başa bırakıyorum.
üzere Sayın Valimiz Salih Ayhan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Evet. Kıymetli Hazur'un, değerli basın mensupları, değerli mesai arkadaşlarım, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Şöyle biz de 2020 yılını farklı bir yıldı, bir panoramasını izlemiş olduk. Güzel anıları da görmüş olduk. Şöyle film şeridi gibi gözümüzde canlandı. Keyif aldığımı söyleyebilirim. 2020 yılının öne çıkan başlıklarını arkadaşlarımız güzel bir şekilde sundular. Emeklerine sağlık. Değerli basın mensupları, demokrasimizin vazgeçilmez unsuru, çok sesliğin en önemli göstergesi ve açık toplum ve şeffaf yönetimin anahtar niteliğinde olan tüm basın mensuplarımızın öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bilgiyi etik ve kişisel haklar terazisinden geçirerek halkımızın hızlı ve doğru bilgi ulaşmasında en önemli kaynaklar elbette sizlersiniz. Sansasyon temelli değil, güven temelli habercilik anlayışıyla göreni ifade eden ve her zaman şehrimizin sesi olarak gördüğümüz sizlerle birlikte aralıklarla bir araya geliyor ve şehrimizle ilgili bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bugün bu özel günde sizlerle bir arada olmak ve hem de yeni yılın bu ilk günlerinde 2020 yılının bir değerlendirmesini yapmak üzere sizlerle bir araya geldik. Katılımınızdan dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Geleceğe güvenle yürümenin en önemli koşulunun geçmişin muhasebesini iyi yapmaktan geçtiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle 2020 yılını sizlerle belli başlıklar altında tekrar değerlendirmek istiyorum. Aslına bakarsanız az önceki panoramayı biraz daha detaylandırmış olacağız. Tabii ki öncelikle pandemiden biraz bahsetmek istiyorum. Hem gündemimiz zaten pandemi devam ediyor. Buna ilişkin bazı veriler de sizlerle paylaşacağım. Değerli arkadaşlar, 2020 yılında şehrimizde, ülkemizde ve dünyada, dünyanın da en önemli gündemi biliyorsunuz pandemi. Şüphesiz COVID-19 dünyada uzun zamandır unuttuğumuz bir mücadeleyi de tekrar hatırlamak zorunda olduk. Bu da salgın. Medeniyet ve insana verilen değerin gelişmişlik göstergeleriyle bir bağlı olmadığını da gördük. Gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına şahit olduk. İnsanları ölüme terk eden, yüz çeviren ülkelere şahit olduk. Seste bir şey oldu herhalde arkadaşlar. Kendi sesimi tanıyamaz oldum ha. Duyuyor mu? Tamam o zaman. Ülke olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla salgının en başından beri açık, şeffaf ve bilimsel bir yönetim anlayışıyla salgına müdahale ettik. İlimiz özelinde baktığımızda il pandemi, değerli arkadaşlar, COVID-19'la mücadele başladığı anda biz dedik ki koronavirüs üst kurulu diye bir kurul kurduk hemen. Yani şehirdeki üst yöneticileri alıp bir araya geldik ve bununla ilgili muhakeme analizler yapmaya başladık. Ve ardından da bir hafta 10 gün sonra da pandemi üst kurulu diye bir kurul oluştu. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Hep öngörüp ön alma metodumuz var bizim. Süreci iyi okuyarak hemen hızlı bir şekilde il olarak ne yapmamız gerektiğini adımını attık. Türkiye'de birçok konuda da uygulamada Sivas ilkleri yaşadığını da söyleyebilirim. Bu da mesela pandemi kurulu da bunlardan biri. Pandemi kurulu, Hıfz-ı Sıha zaten bu yasal bir kuruldur. Koronavirüsle mücadelenin adeta anayasası ve bilim kurulumuzla bu süreci okuyarak merkezi tedbirleri uygulamanın yanında yerel tedbirleri de devreye alarak pandemiyle mücadelemizi sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Eylül ve Kasım aylarında vaka sayılarımızda iki defa piki yaşadık. Özellikle Aralık ayında getirilen kısıtlamalarla vaka sayılarımızda %70'in üzerinde bir düşüş gerçekleşti. Bu düşüş elbette sağlık sistemi üzerindeki yükü de önemli oranda azalttı. Bugüne kadar 212.746 vatandaşımıza test yapıldı.
Yani şöyle baktığımızda her Sivas 3 kişiden bir kişiye test yapıldı. Bu mükerrer olanlar hariç. Mesela Sivas Spor her maç öncesi test oluyor. O bir defa giriyor. Bir isme 10 defa test olsa da bir defa sayılıyor. Dolayısıyla 212 bin çok iyi bir rakam. Ve hiç de bir kit sıkıntısı da yaşamadık. Bu manada iyi bir rakam olduğunu da söyleyebilirim. Yani pandemiyle mücadelede. Peki genel anlamda vaka durumları nasıl? Değerli arkadaşlar, bizim 5 Eylül zirveydi. 5 Eylül. Şöyle tahvil ettiğimiz zaman Haziran ayı, işte daha doğrusu Kurban Bayramı'nda neredeyse sıfırlamıştık. Ramazan Bayramı. Ramazan Bayramı'ndan sonra hafif bir kıpırdanma oldu. Haziran ayı. Temmuz ayında biraz daha kıpırdanma oldu. Ağustos ayının başı Kurban Bayramı'ndan sonra müthiş bir sosyal hareketlilik oldu. Ve biz de Ağustos ayında hızlı bir artış, hem de çok agresif bir artış oldu. Akabinde Eylül'ün 5'ine kadar bu artış devam etti. Yani şöyle söyleyebilirim. Eylül'ün başında günlük vaka sayımız 700 civarlarındaydı. Çok yüksek bir rakamdı. Ama hamdolsun il nüfusuna baktığımızda, sağlık altyapımıza baktığımızda da ve gerçekten çevre illerde bildiğimiz için iyi bir süreç yönettik. Akabinde Eylül'ün başından sonra düşmeye başladı. Ekim'de düşmeye başladı başlarında. Ekim'den ortasından sonra, özellikle 15 Ekim'den sonra tekrar artmaya başladı. Kasım'da zirve yaptı. Hamdolsun Aralık'ta da ciddi manada azaldı. Şu anda, şu anki rakamlar ta Haziran'daki rakamlara kadar yaklaştı diyebilirim. Şu anki toplam pozitif sayımız ve hasta sayımız geçmiş dönemdeki bir günlükten daha az. Yani bu kadar. Tabii bunu söylerken de tedirgin söylüyor. Sebebi nedir? Vatandaşlarımız rehavete kapılmasın. Biz tabii hem üretim tedarik zinciri devam etsin, vatandaşımız kaygılanmasın, tedirgin olmasın, adeta bir kaos ve karışık olmasın, ama bir yandan da rehavete kapılmasın diye böyle dengeli bir uslup, dengeli bir dil kullanmaya çalıştık. Ve bunu da bütün kurumlarımız içselleştirmişti, bu şekilde götürdük. Yani koronavirüsle mücadelede gerçekten iyi bir sınav verdiğimizi de söyleyebilirim. Değerli arkadaşlar, COVID-19 ile mücadelemizde özel, kamu, üniversite fark etmesin, muazzam bir koordinasyon içerisinde çalıştık. Çalışmaya devam ediyoruz. Sivas'ta sağlık sistemimizin ne kadar güçlü olduğunda gördüğümüzü düşünüyorum. Gerek sağlık çalışanı, gerek hastane, gerekse teknik donanım anlamında çok şükür bugüne kadar az önce söylediğim gibi hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu süreçte ÇAGEM bizim en büyük gücümüz oldu. Bildiğiniz gibi ÇAGEM'i çok amaçlı geriatri merkezi, bir yaşlılık sonrası bir hizmet modeliyle kuruldu. Tefrişatı yapıldı. Tam hizmete başlarken pandemi çıktı. O zaman dedik burayı pandemi hastanesi yapalım. Bir yıldır da yükümüzü alan pandeminin merkezi oldu adeta. ÇAGEM bizim en büyük gücümüz oldu. Bildiğiniz gibi eski SSK hastanesinin de modernizasyonu ve rehabilitasyonu yaparak bunun da inşallah 2020 yıl içerisinde tamam yaptık. Bunun yanında 2020 yıl içerisinde tamamladığımız 5 aile sağlığı merkezimizle birinci basamak sağlık hizmetleri ağımızda genişletmeye devam ettik. Sivaslar bekliyordu SSK hastanesi. Onda atamalar gerçekleştirildi. Yeni bir konumlanması oldu. Şimdi numunenin de yükünü biraz alarak da burası da yine eski o güzel günlerdeki hizmetine devam edecek. 2020 yılında yapılan farklı branşlarda atamalarla sağlık teşkilatımızda sağlık personeli açısından bir eksiğimiz bulunmadığında çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bu noktada ilimize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve milletvekillerimize bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Salgınla mücadelenin birinci koşulu elbette tedbir. Tedbirlerimizi de ancak denetimlerle güçlendirebileceğimiz bilinciyle bugüne kadar iş yeri ve kişi bazında 508.606 denetim gerçekleştirirken 2351 ihbara da müdahale ettik. Bu sayılar gerçekten çok önemli sayılar. Burada kolluk kuvvetlerimizin, muhtarlarımızın, mahalli denetim ekiplerimizin, imamlarımızın ve öğretmenlerimizin çok çok büyük bir emeği var. Burada özellikle sağlık çalışanlarımıza ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Gerek hastanelerde, gerek filyasyon ekiplerinde, gerekse aile hekimliklerinde sağlık çalışanlarımız insanüstü bir gayret gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar. Denetimlerle ilgili cezaları da buradan söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Ne kadar bugüne kadar ceza yazmışız, bunu da sizlerle paylaşayım değerli arkadaşlar. Yaklaşık
6 bin küsür vatandaşımıza evet 6731 vatandaşımız ve 212 işletmemize toplam 6.442.000 TL bugüne kadar birlik zaman zarfında yazılan toplam cezanın miktarı. Bunu da rakamlarla paylaşmış olayım. Değerli arkadaşlar, pandemiyi en baştan beri çok boyutlu, toplumsal endikasyonlar yüksek bir sorun olarak değerlendirdik. Kısıtlamaların vatandaşlığı etkisini en asgari indirebilmek adına yoğun bir çaba sarf ettik. Özellikle Vefa Sosyal Destek ekiplerimizle ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Üretim ve tedarik zincirini aksatmadan, aksine özellikle tarımsal üretime ekstra destekleri vererek pandeminin ekonomik etkilerini en aza indirmek için önemli adımlar attık. Sosyal devlet anlayışımızı pandemi koşullarında en üst düzeye taşıyarak ihtiyaç temelli bir anlayışla vatandaşlarımıza çeşitli başlıklarda destekler verdik. Sosyal yardımlar noktasında sosyal yardımlaşma vakıflarımız ve aile çalışma sosyal hizmet il müdürlüğümüz aracıyla 2020 yılında 241.073 vatandaşımıza 380.772.634 TL destek sağlandı. Burada özellikle belediyemize ve sivil toplum örgütlerimize, esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza sağladıkları destekler için ayrıca teşekkür ediyorum. Süreci uyum içerisinde sürdürerek pandemiyle mücadelede bizlere büyük güç kazandırdılar. Genel parametrelere baktığımızda pandemi sürecine rağmen değerli arkadaşlar, sigortalı çalışan sayımızın 2019 yılına oranla 2020 yılında %10 üzerinde arttığını da söyleyebilirim. 2020 yılında başlattığımız Biz Varız sosyal destek projemiz bu süreçte bize önemli bir altyapı imkanı sundu. Yani biz bu pandemi başlamadan önce değerli arkadaşlar Biz Varız sosyal destek projemiz vardı. Yani devletin dezavantajlı sosyal gruplar yani hassasiyetle takip ettiği grupların bütün ihtiyaçlarını hem online hem fiziki anlamda takibini yapıyordu. Akabinde Vefa sosyal destek çıkınca bizim başına bir de Vefa'yı konmuş oldu ulusal anlamda. İyi bir altyapımız vardı. Bu konuda iyi bir bilgi havuzumuz vardı. Ve bu bize güçlü bir altyapı sunmuş oldu. Yine 2020 yılında aile eğitim merkezimizde pandemi süresince aile psikolojik destek noktasında önemli çalışmalara imza attık. Değerli arkadaşlar, 2021 yılında ilk günden maddemiz pandemi olmaya devam ediyor. Tedbirlere sıkıca sarılarak bu süreci şehrimiz ve ülkemiz olarak en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Aşılamanın da başlamasıyla ki yakında bu konuda ilimiz hazırlıklı şu an dağıtım gerçekleşiyor. Bütün Ankara'dan illere vesaire bu konuda ilimizde hazırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Aşılamanın başlamasıyla salgında önemli bir kırılmanın yaşanacağını sosyal ve ekonomik hayata daha güçlü bir dönüş yapabileceğimizi öngörüyoruz. Süreç içerisinde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli arkadaşlar, her ne kadar 2020 yılında birinci gündemimiz pandemi olsa da asla pandemiyi bir bahane olarak gören bir anlayış içerisinde olmadı. Bu konuda baştan beri düsturumuz şu şekilde. Hiçbir şekilde bir mazeret üretmedik. Mazeret bu dünyada bitmez maalesef. İnsanın bir eli yağda bir eli balda da olsa nefis ve şeytan her şeye mutlaka bir mazeret bulur. Bu dünya böyle bir dünya. Onun için bu dünya içindeyiz ama asla bir mazeretin esiri olmadık. Bu süreçte aksine daha güçlü bir Sivas için işlerimize, projelerimize daha da sıkı sıkıya sarıldık. Şehrimizin en önemli gücü olan ortak akıl, yani söylem ve eylem birlikteliğimizi, anlayış birlikteliğimizi 2020 yılında adeta rehberimiz oldu. Değerli arkadaşlar, çok sevdiğim bir söz vardır. Eylemsiz vizyon yalnızca bir hayaldir. Vizyonsuz eylem de zaman kaybıdır. Vizyona dayanan eylemse dünyayı değiştirir. Yani eylemsiz vizyon bir hayaldir. O hayali, güzel hayal kuracağız elbette ama onu da bir eyleme dönüştürdüğümüz zaman dünya değişir. Dolayısıyla şehrimizde hem eylem hem de vizyon anlamda ne yaptığını, nasıl yaptığını bilen bir yönetim anlayışına sahibiz. Bildiğiniz gibi 2020 yılına
sektörel bazda çalıştaylarla başlamıştık. Şehre dair sözü fikri olan herkesi dinlemeye çalıştık. Bu konuda vizyonlar ve projeler geliştirdik. Ben meslek hayatımdaki temel düsturdur. Eğitimi merkeze alan, ilin dokusu da neyse, önceliği neyse de tarım, turizm ve sanayi odaklı bir gelişim planı belirledik. Yani eğitim merkeze alan, tarım, turizm ve sanayi odaklı bir gelişim planı belirledik. Burada özellikle şunu vurgulamamızda fayda var. Geliştirdiğimiz her projenin toplumsal bir meşruiyeti var. Arkasında ortak bir akıl var. Değerli arkadaşlar, şimdi de eğitimle ilgili biraz kelam etmek istiyorum. 2020 yılında salgın koşullarının en fazla etkilenen alanlardan biri de eğitim oldu. Okullarımızın kapanmasıyla birlikte uzaktan eğitim sürecine geçtik. Uzaktan eğitimin bir fırsat eşitsizliğine dönmemesi için gerek merkezi ve gerekse yerelde birçok tedbir aldık. Bunun başında öğrencilerimize tablet dağıtımı, altyapı sorunların giderilmesi, EBA destek noktalarının oluşturulması, materyal desteği, uzaktan eğitim kalitesinin yükseltilmesi başlıklarını sayabiliriz. Bugüne kadar ilimiz genelinde bakanlık, valilik, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz vasıtasıyla 6700 tabletin dağıtımı gerçekleştirildi. Ve yine 2330 tablet daha yakın zamanda ilimize gelecek. Bakanlığımızdan çocuklarımız da tabletlerini buluşturacağız. Değerli arkadaşlar, bu tablet dağıtım konusunda bazen böyle sağdan soldan spekülasyonlar geliyor. İnanır mısın, tamamen ihtiyaç odaklı, elbette insanlar gözümüzden kaçabilir, İhtiyaç odaklı bir anlayış var. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, vakfımız, belediyemiz ortak bir şekilde. Bazen insani anlamda sosyal medyadan çocuklarımızın talepleri oluyor. Buna kayıtsız kalmak mümkün diye cevap verebiliyoruz. 5 çocuk var bazen, 1 tane yetmiyor, 2 tane göndermek zorunda olabiliyoruz. Yani çocuk sayısı, ekonomik durumu, bulunduğu bölgenin konumu, bunlar dikkate alarak çocuklarımıza tablet ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Yani bugüne kadar da 6700, kısa zaman içerisinde de yaklaşık 10.000 tableti çocuklarımıza ulaştırmış olacağız. Yine bununla beraber uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerimiz için de 115 EBA destek noktası oluşturduk. Yani o bölgede internet altyazı oluşturduk. Yakın vadedeki çocuklar EBA destek noktası olan bölgede gidip oradan iletişimi, eğitimini alabilirler. Altyapı yetersizlik nedeniyle uzaktan eğitimden mahrum kalan öğrencilerimiz için bizzat öğretmenlerimizi görevlendirerek köylerimizde yüz yüze eğitimlere de devam ettik. Yani köyümüzde tablet versek bile bazen internet altyapısı olmadığı için eğitim ihtiyacı gideremeyebiliyoruz. Dolayısıyla pandemi kuralına dikkate alarak o köyde bir vakada yoksa öğretmenlerimiz bizzat haftada 2 defa 3 defa giderek materyal desteği sağlayarak çocuklarımızın bu ihtiyaçlarını giderme konusunda gayret gösterdik. Uzaktan eğitimin kalitesini artırmak ve sürecin bir dijital bağımla dönmesini engellemek adına Sanat Sivas, Spor Sivas, Sivas için okuma vakti ve Sen Yeter Ki Oku gibi sosyal içeriklerle öğrencilerimizi evlerinde desteklemeye devam ettik. Bu süreçte değerli arkadaşlar, valilik olarak 111.386 kitabı öğrencilerimize buluşturduk. Yani az bir rakam değil, bir il içerisinde 111.386 kitap. Bizim çocuklarımızın toplam ilkokul, ortaokul, lise 120.000 civarında. Yani 114.000, işte açık öğretim mesela 120.000 çocuğumuz var. Ve 111.000'e baktığımızda her çocuğa dokunmuş oluyoruz. Her ay 10.000 tane kitabı çocuklarımızın seviyelerine uygun bir şekilde ilkokul, ortaokul, lise, milli eğitimimizdeki bir komisyon marifetiyle pedagojik anlamda, yani çocuklarımızın gelişimlerine uygun bir şekilde kitap temin ediliyor. Milli, manevi, kimlikli, yani değerlerimize saygılı kitapları tespit ediliyor ve çocuklarımıza sistem açıyoruz. Çocuklarımız talep ediyor ve çocuklarımıza bu kitapları ulaştırıyoruz. Akabinde okuduktan sonra özetini sisteme giriyorlar. Kura çekiyoruz, bir de onları ödüllendiriyoruz. Yani çok güzel bir dönüşüm de aldık. Bunu şimdilik birçok yer uygulamaya başladı. Yani Sivas her konuda gerçekten fikir üretmede, ürettiği fikirleri tatbik etmede çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda sizler de sosyal medyadan bunu görebiliyorsunuz. 111.000 kitap çok devasa bir kütüphanedir. Yani Sivas'ta kitabı böyle adeta aşina etmiş olduk. Geçen yıl başlattığımız ve özellikle LGS'de
bize büyük bir başarı getiren köprü projemizi, ki bu da çok genelleşti. Yani neredeyse bakanlığımız dahi bunun merkeze alan ve illerde bu çerçevede bir çalışma yapılmasını talimatlandırdı bir proje. Köprü projemiz 2020 yılında salgın koşullarına rağmen büyük bir özenle devam ettirdik. Ders videoları, uzaktan deneme sınavları ve birebir takip ile süreci yönettik. 7, 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize 192.600 kaynak kitap teminde bulunduk. Geçen sene de elde ettiğimiz başarının korunması adına öğretmenlerimiz süreçte çok önemli katkılar sundular ve sunmaya devam ediyorlar. Değerli arkadaşlar, LGS ve YKS hazırlanan 8-12, 8'lerin senede hazırlıklı olması açısından bir de 7'leri aldık. Bu 3 sınıf öğrencimiz, ya yaklaşık herhalde 30 bin üzerinde 40 bin yakın öğrencimize 192 bin adet kitaplar çocuklarımıza ulaştı. Çok nitelikli ve çok da kaliteli kitaplar. Çocuklarımızın kazanım ve eksiklerini giderme konusunda gerçekten çok faydalı. Geçen sene elde ettiğimiz başarıyı inşallah daha da üstüne koyarak devam ettireceğiz. Eğitim yatırımlarımıza baktığımızda 2020 yılında yatırım toplamı 120 milyon TL olan okul, pansiyon, öğretmen evi ve kapalı spor salonlarının eğitim ve öğretimi hazır hale getirdik. Ve ilave olarak 300 milyon TL'nin üzerinde de yatırımlarımız devam etmektedir. Fiziki altyapı ve öğretmen yeterliliği açısından Türkiye'nin en iyi illerinden biri olduğumuzu bir kez daha net bir şekilde ifade edebilirim. Okullarımız yarın açılacak gibi de her türlü hazırlığımızı tamamlamış bir şekilde bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, gerçekten bakanlıkta çalışan birisi olarak da ve şu anda vali olarak görev yapan birisi olarak da Sivas eğitim öğretiminde marka bir şehir olacak. Bu konuda emek verenlere tekrar teşekkür ediyorum. Bakan İsmet İlmaz Bakanımızı anmaktan geçmeyeceğim. Çünkü ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı en iyi bilenlerden birisi benim. Bakanımız İsmet İlmaz Bey'e de buradan şükranlarımı sunuyorum. 2 yıllık bakanlık tarihinde Sivas'a adeta bu konuda bütün eksiğe giderme konusunda çok büyük gayretler sahibildi. Altın yıllarını yaşadı adeta. Değerli arkadaşlar, tarım ve hayvancılık kısmına geldiğimizde pandemi ile önemli, çok daha iyi anlaşılan alanlardan biri de tarım ve hayvancılık. Buradan hareketle 2019 yılından beri bu alanda geliştirdiğimiz projelerin ne kadar yerinde olduğunu da görme fırsatımız oldu. Tarım ve hayvancılıkta üreten çiftçi, gelişen Sivas. Bir vizyonumuz var. Tematik çalışıyoruz. Sektör sektör. Yani bir hedef koyuyoruz. Kavramsallaştırıyoruz. Üreten çiftçi, gelişen Sivas. Çiftçilerimiz üretecek. Biz çiftçilerimize destek olacağız. Üreten çiftçi, gelişen Sivas vizyonu ile Sivas'ı üretim ve Ar-Ge merkezi yapmayı hedefledik. İlimizi bir bütün olarak değerlendirerek merkez ve 16 ilçemize özgü üretim modelleri geliştirdik. Bilimsel anlamda özellikle Bilim ve Teknoloji Üniversitemizin öncülüğünde Ar-Ge çalışmalarına hız verdik. Üniversitemiz iyi bir şekilde gayret gösteriyor, çalışıyor, yeni kurumsallaşıyor. Çok da güzel projeler yapıyor. Şu an İleri Alaşım Merkezi bir projesi var. Yani farklı, özgün ve üniversitenin kurulma konseptine, yani kurulma amaçlarına uygun projeler. Devam ediyor, optikle ilgili yapıyor, tarımsal Ar-Ge merkezi ilgili, havacılıkla ilgili, savunma sanayiyle ilgili. Şu an Bilim ve Teknoloji Üniversitemiz inşallah adından daha da sık söz edilecek. Yine sözleşmeli çiftçilik ve ölçek ekonomisi temel olan çiftçimizin ürününü güvenle üretebileceği ve satışını yapabileceği modeller geliştirdik. Türk Şekeri orada görebildiniz. Yine burada belediyemizle ortaklığını hayata geçirdiğimiz, yakında üretime geçecek Siftaş'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Siftaş şehrimizin tarım ve hayvancılık noktasındaki potansiyelini özellikle rekabet eden bir anlayışla değil, piyasayı regüle eden bir anlayışla en üst düzeyde kullanmayı hedef alan bir yapı. Yem fabrikasına inşallah bu ay test üretimlerine başlıyoruz. Şubat 2021 tarihinden itibaren de seri üretime geçeceğiz. Siftaş, yem, süt işleme tesisi, bal paketleme, tohumculuk, jeotermal seracılık gibi, yine orada yapay ile ilgili de var. İnşallah onu da devreye alıyoruz. Gibi alanlarda faaliyet göstererek ilimizin tarım ve hayvancılık alanında adeta lokomotifi olacak. Yine 2020 yılında tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirdiğimiz önemli projelerden biri de köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi. İlimizde küçükbaş hayvan varlığını 1 milyona çıkarmayı hedeflediğimiz projeyle
Bugüne kadar 25 milyon liranın üzerine kredi kullanımı ile 14.219 coin'in alımı gerçekleştirmiş durumda. Projemiz değerli arkadaşlar birçok ilde de örnek olduğunda söyleyebiliriz. Bu sayı şu an çok hızlı bir şekilde artıyor. Coin bulmakta adeta sıkıntı yaşanıyor. Burada tabii coin piyasasında bir canlandırmış olduk. 1300-1400 olan coin'lerin fiyatı, adet fiyatı 2300-2400 neredeyse 2500'e çekti. Bu da çiftçimiz açısından da yani bu projem faydalanmasa coin'leri değerlenmiş oldu. Öyle de bir faydası oldu. Sirel Bey yani böyle psikolojik etkisi bile çiftçimize ayrı bir katkısı var. Hedef 1 milyon. Şu an 600 civarında çiftçimizin şey kredisi onaylandı. 3000 müracaat var. Bunları eliyoruz. Yani bu tecrübeli, birikimli yapabileceğine inandığımız insanlara veriyoruz. Ve bu da hakikaten örnek proje oldu. Sivas'ın coğrafyasında çok uygun. Yine canlı hayvan piyasası konusunda biliyorsun bir canlı hayvan ve ot pazarı projemiz var. DAP desteğiyle yürüttüğümüz bir proje. Modern yapısı, teknolojik altyapısıyla canlı hayvan ve ot pazarı projesi, Şarkışla hayvan pazarı ve Şarkışla tarıma dayalı organize sanayi bölgesi besicilik ile ilgili Sivas'ı ülkenin en önemli hayvancılık çekim merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. 2020 yılında başladığımız önemli çalışmaların biri de kadınların ekonomik hayatta üreterek var olabildikleri yapılara öncelik vermek. Özellikle tarımsal üretimi esas alan kadın kooperatifine destek vereceğiz. Şu an her ilçede bir kadın kooperatifi kurdurduk. Bir de üst çatı üreten kadınlar akademisi ve onların eğitim vereceğiz. Pazarlama stratejilerine katkı sağlayacağız. Finansal destek sağlayacağız. Ve özellikle ürettikleri ürünü de bizim Mevan'ın arkasında bir bina yaptık. Burcu Yağışlar'ın hizmet binası alt katı 600 metrekare alanda da ürettiklerini de oradan satışını sergileyeceğiz. Tamamen organik ve kadınlarımızın ürettiği ürünler olacak. Online satışlar da yapacağız. Yani üreten kadınlar akademimizde 2021 yılında inşallah hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ve her ilçenin dokusuna uygun da ürünler ürettireceğiz inşallah. Kültür ve turizm alanına geldiğimizde değerli arkadaşlar. Aslında tarımla ilgili söyleyecek çok şey var. Onun için şöyle kızı şu konuşma metnimi bir denemesini yaptım. Bir antrenman yaptım gelmeden önce. Yaklaşık 30 dakika sürüyor. Arada biraz daha kaynattığım zaman 35 dakika. Şimdi bir ile baktığımızda aslında normal konuşma bir toplantı aslında fazla gibi gelebilir ama bir yılın panoraması olunca çok da fazla değil. Dolayısıyla sabrınızı buradan istirham ediyorum. Tarımla ilgili, arıcılıkla ilgili olsun, mera ıslahlarla ilgili olsun, her bölgenin ürün desteğine uygun çalışmalarımız var. Vadi tarafına inşallah çok fazla sayıda sera destekleri sağlayacağız. Gemerek tarafına ayrı, ürün tarafına ayrı, Şarkışla tarafına ayrı ürün deseni ve mikro bazlı ve böyle havza bazlı bir çalışmamız var. Badem bahçesi kuruyoruz Gürün'de. Şu an ilk etapta 500 dönüm özür dilerim. Hedef 2000 dönüm. Türkiye'nin en büyük badem bahçesini inşallah Gürün'de kuracağız. Bununla ilgili adımlar attık. Ekimleri gerçekleştirdik. Altyapısını güçlendiriyoruz. Akabinde bundan sonra entegre olur. İşte bu konuda üreten bir şehir olmanın en güzel nüans noktalarını da buradan görebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, pandeminin en fazla etkilerinden biri de elbette turizm oldu. Bu durumu iyi okumamız gerekiyor. Genel değerlendirmelere baktığımızda pandemi sonrası turizmde büyük bir patlamanın yaşanacağına inanıyorum. Bununla birlikte turizm trendlerinde de büyük bir değişim bekleniyor. Özellikle doğa ve kültür turizmine yönelimin giderek artacağını biliyoruz. Sivas olarak bizi bekleyen önemli gelişmenin yüksek hızlı trenin seferlerine başlaması olacak. Bu konuda yaptırdığımız akademik çalışmalar ve başlattığımız projelerle çok öncesinden hazırlıklarımıza başladığımızda ifade etmem gerekiyor. Turizm konusunda Sivas'ı yeni bir cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz. Önemli projelerle turizm altyapımızı güçlendiriyoruz. 2020 yılı bizim için altyapı çalışmalarına yer verdiğimiz, deyim yerinde ise tohumlarımızı ektiğimiz yıl oldu. İnşallah 2021 yılında da bu düşüncelerimizin projelendirdikten sonra imalatlara başladık. 2021'de de hasat yapacağız hep birlikte. Yani daha görünür olacak inşallah. Bu söylemlerimizin karşılığını sahada daha iyi bir şekilde göreceğiz. Kültür ve turizm alanında en önemli projelerimden biri Hamidiye Kültür Parkı. Bakın park değil, kültür parkı. Kültür parkı dediğim hepiniz biliyorsunuz. Herkesin buradan geçmişliği vardır.
11 tane tescilli bina, 11 tane de zamanın ruhuna uygun bina, yapı oluşturuyoruz orada. Dokuyu uygun bir şekilde. 22 adet proje var burada arkadaşlar. 22 adet burada proje var. Yakında bunun güzel bir arkadaşlar filmini hazırlıyor, animasyonunu hazırlıyorlar. Aslında ne yaptığımız orada daha da güzel, somut bir şekilde görebiliriz. Bu projeyle ilgili çok iddialı konuşabilirim arkadaşlar. Ülkemizin alanında en konsept projelerinden birisidir. Yani şu an biz bunu bitirdik, nazarına bakıyoruz. Bunun işletme sistemi üzerine çalışıyoruz. Nasıl işleteceğimize de işletme modeli kuruyoruz bunu. 2000 benim hedefim inşallah yazın bitirmek ama kongremizin 102. yılı olan 4 Eylül'de açmayı inşallah planlıyorum. Yani gece gündüzde şu an çalışma yapılmaktadır. Projeyle yok olmaktan kurtardığımız 11 tescilli yapımıza alanın geçmiş misyonu taşıyan, yani o haralardaki o binaların geçmişteki kullanma şekline uygun, yani o ruhu hatırlatacağız inşallah. O misyona uygun şekilde fonksiyonlar veriyoruz. Hamidiye Kültür Parkı ülkemize ve dünyada ülkemize ilk, dünyada sahil olan birçok proje yürüteceğiz. Mesela Savaş Atları Müzesi. Arkadaşlar dünyada yok. Türkiye'de zaten yoktur. Dünyada sadece Paris'te at müzesi var. Biz Savaş Atları Müzesi yapacağız. O en uzun olan harayı 1700 metre nereden uzun kapalı alan. Müthiş, şu anda güzel bir proje çıktı. Maliyetlerini düzgünler. İnşallah yakında onun ihalesine çıkacağız. Savaş Atları Müzesi, Tarım Müzesi, Organik Pazar, Engelli Aktif Yaşam Merkezi, Egzotik Park, Havacılık ve Gök Bilim Evi, Kültür Sanat Evi, bunun adını da Muzaffer Sarı Sözen Kültür ve Sanat Evi olarak koyduk. Siler Bey özellikle şey olsun, Muzaffer Sarı Sözen bizim için değerli. Onun da bakış açısına uygun bir sanat evi. Butik Otel, yani o bölgenin içerisine gidilecek 24 odalı bir şehir odalı bir şehir oteli olacak. Butik otel, kitap kafe, yani içinde gidip kitabını okuyacaksın, kitap alacaksın ve güzel bir şekilde çayını kahveni içeceksin. Çok otantik bir yer olacak. Kır bahçesi, çok harika bir tane binayı, harayı, hara restoran yapıyoruz. Uluslararası atlı spor alanları, uluslararası standartlara uygun bir şekilde dizayn ediyoruz. Tribünler de olacak, eğitimler, kapalı menaj, açık menaj. Yine macera parkı ve Minya Sivas gibi alanları ile çok da güzel bir peyzaj planlıyoruz. Şu an peyzaj çalışmaları yapıyoruz. İnşallah Mart, Nisan gibi de orada çok nitelikli, dokuya uygun bir şekilde, yani böyle yalancı bir cennet inşallah orada inşa edeceğiz. Gibi alanlarda her yaşa ve her kesime hitap eden bir kurgu ile Anadolu'nun yeni cazibe merkezlerinin biri haline gelecek. Proje tamamlandığında ilimizin kültür ve turizme katkı sağlamasının yanında İlimizde yeni istihdam alanının oluşturarak şehrimizin sosyoekonomik yapısına önemli katkılar sağlanacak. Şimdi bu tür projelerle ilgili ziyaret, gezi, inceleme yapınca arkadaşlar paylaşın diye bazen ben de fırsatım olduğunda takip ediyorum. Ya parka ne gerek var? Vali Bey fabrika. Fabrikada yapıyoruz. Aslında bu da fabrika. Burada yaklaşık 300-400 kişi çalışacak arkadaşlar. 300-400 kişi burada çalışacak. Orada bir ekonomik hareketlilik olacak. Oradan geçen araçlar orada mola verecek. Organik ürünler, 51 tane organik organik ürünler satış yerimiz var. Oradan ürünlerden alacaklar. O ürünleri kim üretecek? Sağdaki vatandaşlarımız, kadınlarımız üretecek. Dolayısıyla bir döngü oluşmuş olacak. Ya bu bir kültür parkı. Aynı zamanda orada bir ekonomi var. Ekonomi var, eğitim var, kültür var, sanat var, spor var. Bütün 770'e bir dede, bir oğlu, torunu, herkesin kendisini çok güzel bir şekilde faydalanabileceği bir modelle konseptlendiriyor. 250 bin metrekare bir alan. Müthiş bir alan. Hani millet bahçeleri yapılıyor ya. Bizim mesela Sivas merkezde 53 bin metrekare alan. 5 katı. Oranın 5 katı yani. Müthiş bir alan. İnşallah Sivas'ın ve Anadolu'nun yeni bir cazibe merkezi olacak. Yani sadece burada 300-400 kişinin en az çalışacağını çok rahat söyleyebilirim. Yine 2020 yılında hayata geçirdiğimiz ve turizm alanında şehrimize çok büyük bir değer kazandıran projelerden birisi de Altın Kalem. Sunduğu görsel şölenin yanında geleneksel çadır alanları, yöresel pazarı ve sosyal alanları ile Altınkale şehir ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacak. Biliyorsunuz burada bir yönetim anlayışı, farklı bir bakış açısı, bu dönemin ruhuna uygun bir yapılanma, yani şirket kurduk. Artık bundan sonra şirket orayı işletecek. Yine Yıldızdağ Kış Spor Merkezimizin üstüne kış memleketiyiz. Tabii bu aralar çok da bunu ne söyleyemiyoruz. Keşke biraz kar yağsa da bu söylemim çok daha güçlü olsa.
Sivas bir kış şehri diyorum ama hiç kar yoktur. Biz bu durumu potansiyele çevirdik. Hamdolsun. Güzel bir kayak merkezi yaptık. Türkiye'nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı'nda 2020'de tamamladığımız kış evlerimiz, kış köyü. Yani 200 tane orada inşallah bungalovla yeni bir görünüm kazandırdık. Biliyorsunuz buraya Tokat'la bağlantısını kurduk. Artı buraya spor tesisleri, futbol sahaları yaparak da yaz ve kış çok rahat kullanabilecek bir alan hale getiriyoruz. Tabii gittikçe bu kar sorun olmaya başladı. Şimdi yapay karlama sistemimiz var ama -5'in altına düşmüyor. -5'in altına şimdi birkaç gün içerisinde düşecek. Hemen orada yapay karlama sistemimiz devreye girecek. Ama şimdi bir araştırdım. Mustafa Bey sen de araştır. Şimdi dünya yeni bir konsepte giriyor. Kar depoları oluşturuyorlar. Kar depoları. Yani bir sezon önceki karı topluyorlar. Kar depoları oluşturuyorlar. Ve üzerlerine de bir kumaş, güneş ışınlarını kıran bir kumaş seriyorlar. O kar 3-4 ay, 4 yazın erimeden duruyor. Ve ardından sezon açıldığında o karlar snow truck'larla serilerek de sezon başlatılmış oluyor. Dolayısıyla şimdiki yeni gündemimiz bu Yıldız Dağı'na kar depoları yapmak olacak. Çünkü bu kadar tesis yaptıktan sonra, bu kadar emek verdikten sonra kar olmadığı zaman da hiçbir anlamı yok. Birinci önceliklerimizden birisi de artık orada kar depoları kurmuş olacağız. Yani Sivas için çok büyük bir değer değerli arkadaşlar. Yeni bağlantı yollarımız da Yıldız'da tüm bölge hitap eden ve termal turizm ile kış turizmini bir arada sunulduğu bir anlayışla şehir ekonomimize çok büyük bir katkı sağlayacak. Değerli arkadaşlar, kültür turizmden bahsedip de müzeden bahsetmek olmaz. Bir şehrin özellikle kültür turizm alanında iddialı olabilme ön şartlarından biri de müze varlığıdır. Sivas tarihi geçmişi, folklorik yapısıyla büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen müzecilik alanında bunu iyi kullandığını söylemek mümkün değil. Yani kaç müzemiz var? 2 tane. Arkeoloji Müzesi, Kongre Müzesi, bir de Aşk ve Eser Müzemiz var. Böyle bir şehirde 3 müze çok zayıf kalıyor. Dolayısıyla bu konuya da bir konu üzerinde çalışmalar yaptık. Bu anlamda Sivas'ı bir müze kenti yapma hedefiyle çok önemli bir çalışma başladı. 2020 yılı bizim için bu açıdan da verimli bir yıl oldu değerli arkadaşlar. Çalışmalarda sona yaklaşılan Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi, Gök Medrese Vakıf Müzesi ki bu bitti. Tarihi Valilik Binası'na çalışmaya devam eden Şehir Müzesi, ihale aşamasına geldiğimiz Zanaatkarlar Çarşısı Müzemiz ve gerek mimarisi ve gerekse konseptiyle şehrin simgelerinin biri olacak Aşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi ile Sivas önemli bir müze varlığına kavuşmuş olacak. Yani Aşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü, ozanlık geleneğimiz ve evrensel müziğin ana temalarını değerlendirecek. Çok modern, biliyorsunuz Sanayi Mektebi Müzesi'nin karşısında proje bitmek üzere. Bu ay ihaleyi düşünüyordum ama herhalde birkaç sıkıntı çekti. İnşallah yakın zamanda ihalesini gerçekleştireceğiz. Mimari çok özel bir mimarisi oldu. Yani her gelen gidip önünde resim çekebilecek bir mimari oldu. Simge bir bina olacak inşallah. Şimdi eğitim müzemiz açtık. Yine projenin aşamasına başladığımız spor müzesi, hamam müzesi, Şirinoğlu Hamamı'nı inşallah yapacağız. Yine basın müzesi ile önemli bir müze çeşitliğinde bu şekilde artırmış olacağız. Hayata geçireceğimiz tüm müzeler yaşayan müze anlayışıyla planlanan interaktif müze olacak. Yani sadece teşhirin yapıldığı, sergilerin yapıldığı bir müze değil. Yani geçici sergi alanları, kalıcı sergi alanları olacak. Her zaman, her dönem bir tema işlenecek. Ve içerilerinde atölyeler olacak. Sürekli eğitimler verilecek. Mesela Sanayi Mektebi Müzesi atölyeleri bol olan, halk eğitimle de koordineli çalışıp her müzenin çıkışında da müze shop oluşturacağız. Yani canlı, aktif, yani bazen insan sabit olduğu zaman, kalıcı sergi olduğu zaman, bir defa gördüğü zaman doyuyor. Ama farklılıklar olduğu zaman, yeni müze konsepti bu, her yıl gitmeyi arzu ediyor. Dolayısıyla bu müzelerimizde bu interaktif bir anlayışla yaşayan müze konseptini inşallah vereceğiz. Bunlar da şehir ekonomimize de önemli katkılar sunacak. 2020 yılında şehrimizin yetiştirdiği önemli değerlerle ilgili de çalışmalar yürüttük. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Aşık Ruhsati Evi ve Muhsin Yazıcıoğlu Anne Evi bitti, açılışı yaptık. Muhsin Yazıcıoğlu Anne Evi de son noktalarına geldi. Hafif ufak tefek böyle peyzaj ve bir belgesel durum var. İnşallah önümüzdeki aylarda açılışını gerçekleştireceğiz. Ahde ve vefa açısından da önemli örnekler.
Değerli arkadaşlar, Sivas'ın önemli marka değerlerinden biri de Sivas Kangal köpeğinin ırkının korunması, muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması, çeşitli sebeplerle el değişiminin standartlara bağlanması, sürekli takibinin yapılması ve Kangal köpeğinin tanınırlığını artırarak marka değerinin yükseltilmesine katkı bulunması amacıyla Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Burada, burayı inşallah Nisan, Mayıs gibi açılışını gerçekleştireceğiz. Bilimsel metotlarla doğal yaşına uygun bir ortamda koruma altına alınacak olan Kangal köpekleri kurulacak sosyal alanlarla ziyaretçilerle bir araya gelebilirdik. Yani orası sadece bir üretim çiftliği değil. Müzede var, Kangal Köpek Müzesi var, dinlenme yerleri var, yürüyüş alanları var. Doğal ortam olacak, hoş vakit geçirebilecek, herkesin aileleriyle vakit geçirebilecek bir alan da olacak. Havaalanında bir bağlantı kurduk. İnşallah hareketini de artıracağız. Ve bizim korumamız altında olmuş olacak. Çünkü bu konuda çok suistimaller var. Bunu çok istismar edenler var maalesef. Ve bunların hepsinin kaynağı da değerli arkadaşlar, projeler fikir aşamasından, uygulama aşamasına kadar bakanlıklardan destek aldık. Projelerin referans merkezinden biri olan Kangal ilçesine de Kangal ilçesinde merkeze entegre olarak faaliyet gösterecek olan Kangal Köpeği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi projesi de tüm hızıyla devam ediyor. Değerli arkadaşlar, 1985'in UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan İslam mimarisi en önemli başyapıtlarından biri olan Diğrul Cami Darüşşifası Sivas'ın kültür ve turizm alanında en önemli değerlerinden biri olarak görüyoruz. Bölgenin daha geniş bir bakış açısıyla turizme kazandırması amacıyla çalışmaları devam eden Divri Araste ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Divri Cam ve Seyir Terasları Projesi Divri'ye büyük bir turizm, Divri'yi bir turizm merkezini dönüştürmeye hedefliyoruz. Ayrıca şehrimizin yetiştirdiği önemli bir değerimiz olan Nuri Demirağ'ın 79 yıl önce yaptığı ve ülkemizin ilk yerli ve milli uçağı ile inişini gerçekleştirdiği havaalanını özel bir müteşebbisimizin katkılarıyla yeniden sivil havacılığa kazandırıyoruz. Orada kaymakamlık yaptım ve hakikaten çok üzülüyordum. Benim de o zamandan beri hayalimdi. Bir hayırseverimiz, daha doğrusu Divrili, çok kıymetli bir şahıs. Aslan Bey'le görüştük. Mülkiyetini satın aldırdık ona. Şu an projeler yapıldı. Teknik çalışmalar devam ediyor. Sivil havacılığa bu ay müracaat ediliyor. İzinler aldıktan sonra hangarlar, işte apronlar vesaire ve pistlerin ıslah edilmesi ve bu yazın ilk inişi gerçekleştirme bir hedefli planımız var. Kendi beyanları ve buraya charter uçaklarla turist getirme planı var. Hayırseverimiz tamamen kendim, iş insanımız, kendi imkanlarla. Burada bir de otel planı var. Otel de yaptığı zaman da uluslararası bir iş yapan bir müteşebbisimiz. Divri'de bu sokak sağlıklaştırmada, sokak sağlıklaştırma, cam terasımız, Ulu Cami'nin bitmesi, kale, o meydan, şehre düzenlemesi hakikaten bizim için ayrı bir değer olacak. Divri daha çok adından söz ettirilmiş olacak inşallah. Yine ilimizin doğal güzellikleri, fauna ve flora özelliklerini koruyan hassas bir ekolojik anlayışla turizme kazandırıyoruz. Anadolu'nun doğal akvaryumu olarak Gökpınar Gölü'nde çalışmalarımız devam ederken Tödürge ve Hafik Gölleri'nde ise projenin çalışmalarını bitirdik. İhale aşamasına geldiğimizi söyleyebilirim. Hafik Gölü'nün bugün yarın ihalesine çıkacak. Gökpınar devam ediyor. Tödürge'de yakında ihaleye çıkacağız. Hafik Gölü ile ilgili arkadaşlar, ben Sivas'taki basın organlarına, bu konuda düşünme üretimine teşekkür ediyorum. Gökpınar Gölü ile ilgili. Orada şu an projemiz devam ediyor. Ve arkadaşlar, gerçekten kalbi muhabbette, samimiyette söyleyebilirim. Yani yıllardır burada olan birisi olarak bu göle zarar vermek ihanet etmektir. Temel maksadımız gölü muhafaza etmek, yoğunluğu azaltmak. Gölün alt tarafına doğru, gölden 60-70 metre bir aşağıya doğru bir alan tanzim ediyoruz. Yani gölün etrafındaki yoğunluğu biraz da aşağıya kaydırmak. Otoparkı genişletiyoruz, ıslah ediyoruz. Ama bir kafa, bir yerden böyle bir damar ifsada uğratmak için var gücüyle gayret ediyor. Sivas değil, Sivas'ta ne yaptığımızı biliyor. Şimdi bir idareci olarak hem para harcayacağız, hem bu kadar döveleceğiz. Yani bunu kimse yapmaz. Yani hem para harcayacağız hem de o kadar hırpalanacağız. Ama inadına biz bu işin dimdik inandığımız için arkasında duruyoruz. Asla pes etmeyeceğiz. Yani bunu yanlış anlaşılmasın. İyi niyet yoksun insanlar.
Kimse üzerine de almasın lütfen. Burada asla ve katta kimseye mesaj vermek için söylemiyorum. Bir damar ifsada uğratır derken gezici kafa adeta. Gelip görmeyen sanal alemde çok basit bir söylemle tüm imarlar iptal edilsin, inşaatlar durdurulsun, gölden elinizi çekin. Çok böyle egzantrik, böyle heyecan verici bir kavram aslında, etkileyici bir kavram bilmeyen açısından. İmza kampanyası. 7000 kişi değil, 70.000 kişi olsa bile bunu yapacağız. İnandığımız biri çünkü. Çünkü ne yaptığımızı biliyoruz. Bu göle zerre zarar verme düşüncesi olan ihanet içerisindedir. Hep söylüyorum. Bu konuda da Sivas bize bu konuda çok güçlü destek verdi. Bundan dolayı teşekkür ediyorum ama bilmeyenler sırf muhalif anlayışından kaynaklı kötü niyetli söylemleri devam ediyor ama onlar bizi daha çok müterkiz olmamızı da sağlamış oluyor. Projeye inanmışlığımızda daha da artırmış oluyor. Değerli arkadaşlar, birçok çalışmamızda Sivas'ı merak edilen, tarihi, kültürel ve doğal alanlarıyla dikkat çeken, hizmet kalitesiyle yüksek memnuniyet duyulan bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Hızlı trenle birlikte bu hedefimize doğru çok önemli bir adımı inşallah atmış olacağız. Biraz da ekonomi ve sanayi alanında söylemlerde bulunarak sözlerimi toparlamaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, şehrimizin gelişme modelinin önemli sacayaklarından biri de elbette sanayi. Sanayi olmazsa olmazımız. 2020 yılında bildiğiniz gibi şehrimize yatırımcılara davet etmek amacıyla gurbetten sıraya haydi yatırıma direkt çeşitli gezer yaptık. Sonrasında da bir hedef belirledik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e 100 üretim İslam kapısı hedefiyle çalışmalarımıza ağırlık verdik. Arkadaşlar çok verimli bir gezi oldu. Çok keyif aldığımı, Sivas'ın beşeri sermayesinde daha da net bir şekilde şahit olduğum bir geziydi. Bunu 3 ayda bir devam ettirmeyi planlıyorduk. Yani 3 ayda bir böyle 2 gün, 3 gün gidip İstanbul, Ankara, Mersin nerede gezmeyi düşünüyorduk. Ama pandemiye denk geldi biliyorsunuz akabinde. Ama çok meyvesini gördük. Yani onlar da çok mutlu oldular. Yatırım olması da şehre dair umutları, heyecanları arttı. Sivaslı iş insanlarının diyalogları Sivas'a karşı ciddi ilgileri oldu ve takipleri oldu. İnşallah bu ziyaretlerden sonra 46 firmaya 1. OSV'de yer tahsisini yaptık. Bu firmaların toplam İslam hedefi ise 3224. Arkadaşlar toplam yatırım değeri yaklaşık 300 milyon TL. Kimisi bitirdi, şu an üretimlere başladı. 1. OSV müdürümüz burada değil mi? Evet Emre Bey. Üretime başlayanlar var. İnşaatları belli bir noktaya gelenler var. Bitmek üzerinde olanlar. Yeni başlayanlar var ve ruhsat aşamasında olanlar. Ve 1. OSV'de yerimiz kaldı mı? Yer kalmadı. Yani kaç parselimiz vardı? 312 evet pardon 312 parselimiz vardı. Hemen hemen de parsellerin tamamı bitti. Bundan sonra bir gelişim alanı olursa ancak olabilir. Artık bundan sonra yatırımcılarımızı Demir'e, OSB'ye veya da tahsis edip de çok da sıkı takip ediyoruz. 6 ayda bir. Tahsis ettik. 6 ay içerisinde başlayamayan hemen iptal ediyoruz. Yani bizim bekleme tahammülümüz yoktur. Ve bizzat çok ciddi bir şekilde de belki duymuştursunuz istişare ediyoruz. Sunumlar alıyoruz. Kaç kişi çalışacaksın? Yapmak istediğin nedir? Finansın nedir? Finans kaynağın nedir diye. Tahsislerimizin de altı dolu. Ben hep espri yapıyorum. Hazreti Mevlana diyormuş ya. Gel ne olursan ol gel. İster kafir ister meclisi olsan gel diye. Bizim kapı derviş hoşgörü kapısıdır. Şimdi eskiden de bizim OSB'ye yeter ki gelsin diyormuşlar insanlar. Alıyor tahsisi 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl bekletiyormuş. Birisini bulursak böyle bir şey yaparız diye. Şimdi onu yapmıyoruz. Onu yine insanın gönlüne hoş girmek için, gönlünün ıslah etmek için, iş dünyasını tanzim etmek için, rahat etmek için yine Mevlana'nın kapısına gidebilir ama o sebep için herkesin demiyoruz. Gerçekten ciddi olan, gerçekten bu işe inanmış, parası olan insanları seçiyoruz ve iyi de bir noktadayız. 46 firmaya tahsisimizi gerçekleştirdik. Pandeminin ekonomik etkilerine rağmen OSB'deki istihdamımız 2019 yılında 8000 civarındayken %12'nin üzerindeki bir artış ile 2020 yılında 9152'ye ulaşmıştır. OSB'nin elektrik tüketimi ki bu 3 ay hiç tüketim olmadı. 3 ay Mart, Nisan, Mayıs değil mi? 3 ay hiç tüketim olmadı. Pik yaptık adeta. Buna rağmen OSB'nin elektrik tüketimi 2019 yılına oranla %10 artarak 136 milyon kilowatt saate ulaşmıştır.
Bu parametreler pandemiye rağmen sanayimizde çarkların döndüğünde en güzel göstergesidir. Yine ihracat anlamında da değerli arkadaşlar, ikinci 6 ayda ilk 6 ay oranla %27'lik bir artış var. Bir önceki yıl oranla en fazla ihracat artışı yine Haziran-Temmuz ayları gibi. Ve 2020 yılı toplam ihracatımız 76 milyon dolar. Bu bizim tespit ettiklerimiz arkadaşlar. Bu bizim tespit edebildiklerimiz. Aslına bakarsanız Sivas'tan ihracat çok fazla. Çok fazla ürün üretiliyor. Peki niye tespit edemiyoruz? Çünkü birçok şirketin genel merkezi Ankara, İstanbul gibi büyük şehirler. Ve bu konuda da verilerini paylaşmaktan imtina ediyorlar. Ticari bir anlayış. Saygı göstermek lazım. Biz gümrükten, bizim gümrükten yapılan, gümrüklerden yapılıp da resmi bir şeyler bizim. Bizzat firma kayıtları burada olanlar. Ben inanıyorum ki 250-300 milyon Sivas'tan ihracat var. Bu da ne demek yaklaşık olarak? 2,5-3 milyar TL civarında bir ihracat var. Sivas'tan üretilen ürün var. Yani Sivas kendine yeten bir şehir olmakla birlikte ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. En basitinden enerji üretiminde 5 milyar kilovat saat Sivas elektrik üretiyor. RES, GEZ, jeotermal santraller, Kangal'daki, işte HES'lerimiz vesaire 5 milyar kilovat saat. Sivas'ta bunun yaklaşık 1 milyar konut, iş yeri, sokak aydınlatma, sanayide 1 milyarı. 5 milyar da 4 milyar da ülke ekonomisine katkı. Yani biz 1 alıyoruz, enerjide de 5 veriyoruz. Bizim gelişmiş endeksimiz de yüksek olması sebeplerinden birisi arkadaşlar, bu enerji üretimimizdeki fazlalığımızdan kaynaklanmaktadır. Bunu da burada paylaşmış olayım. Yine demir ağla ilgili burayı söylemeden geçemeyeceğim. Altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Demir ağ OSOBE'de sadece altyapı yoktur arkadaşlar. Kamulaştırma var, imar var, içme suyu var, elektrik altyapısı var ve altyapı yani kanalizasyon ve iç üst yapının çalışmalar var. Bu çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılında Allah nasip kısmet ederse Eylül-Ekim ayında burası tamamen bitirmiş olacağız. Bitirdiğimizde şu anda iki firmaya burada yer tahsis yaptık. Yaklaşık 1000 kişi çalışacak. Çalışmalar devam ediyor. Bölgenin özel teşvik alması noktasında da çok güçlü bir birliktelik var. Bununla başaracağımıza inanıyorum. Zaten bununla başardıktan sonra altyapı bitti. Teşviği de bitirdikten sonra, özel bir teşvik aldıktan sonra burası adeta Sivas için iş merkezi olacak ve inşallah Sivas'taki işsizliği de buradayla bitireceğiz. Bu sene de çok yoğun devam etti çalışma ama pandemiye rağmen ister istemez Covid çıkan oldu, imar problemler oldu vesaire, kamulaştırma sıkıntısı yaşadık, vatandaş gidiyor müdahale ediyor vesaire. Bazı şeyler tabii göründüğü gibi değil. Yani gerçekten çok yoğun bir emek sarf ediliyor ama inşallah geç olsun güç olmasın 2021 Eylül-Ekim ayında burayı bitireceğiz. Yine Demirağ OSB'de hayata geçireceğimiz bir projemiz var. Tekstil kent projesi. Yaklaşık 40 bin metre kapalı alanda 40 milyon TL yatırımla yaklaşık 3700 kişilik bir istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Yani Demirağ OSB'nin bir bölgesini açığa tekstil alanına şey yapıyoruz, ayırıyoruz. Tekstil sektörüne altyapısını, binalarını biz hazırlayacağız. Firmaya diyeceğiz ki makineni gel, kur, burada üretim yap diye. Bu şekilde bir altyapı hazırlığımız devam ediyor. Demirağ OSB çalışmaları devam eden Lojistik Köy ile birlikte Sivas'ın gelecekteki konumunu belirleyecek en önemli yatırımlarımızdı diyebilirim. Asla mental anlamda bir zayıflama yoktur. Buraya karşı çok hassasiyetimiz var, sıkı takip ediyoruz. Bununla beraber atıl durumda olan ve Kayseri'ye yakınlığıyla da bilinen Gemerek OSB'mizdeki altyapı çalışmalarımız da tüm hızla sürüyor. Burada 87 parselimiz var, 51'i tahsis edildi. Bir 3 firma inşaat çalışmalarına başladı. İnşaat çalışmalarına tamamlanmış olup yakın üretime başlayacak. 8 firmada inşaat çalışmalarına başladım. Burada yol problemi vardı, bitirdik. Elektrik problemi vardı, hemen hemen onu da bitirdik. Kayseri'de yakın olması hasebiyle inşallah burada Sivas'a ayrı bir değer katacak. Değerli arkadaşlar, biz Sivas'ı istasyon caddesine ibaret görmüyoruz. Merkezden görmüyoruz. Gücümüz etrafımız. Gemerek'ten Gölova, Akıncılar'a, Suşehir'den Gürün'e, Divri'ye. Yani bu 28.488 kilometre kare yekpare bir şehirdir. Dolayısıyla Gemerek'teki bu OSB'de Sivas'a bir değer katacak. Kırsal altyapı çalışmalarına çok detaya girmeyeyim. Genel sektörlük yapmış olduğum hasebiyle burayı da özel olarak takip ediyorum. 110 milyon sadece köyde özel idrar kaynaklarıyla 110 milyon kırsal altyapıya kaynak ayırdık ve bitirdik. Pandemiye rağmen de tamamını projelerimizi gerçekleştirdik. Değerli arkadaşlar,
Sivas proje üretme, sözlerin başında söyledim, proje üretme ve uygulama becerisi yüksek bir şehir. Bizim proje havuzumuz var. Yani mesela DAP'a sunacaksak bütün kurumlar gönderiyor. Analizler yapıyoruz. Hangileri proje alır deyip onları gönderiyoruz. TGDK o şekilde, ajans o şekilde, diğer bakanlıklar bu şekilde. Yani bir proje havuzumuz var. Çok ciddi bir mutfak hazırlığı yapmaktayız. Ve bu minvalde proje üretme ve uygulama becerisi yüksek bir şehir. Özellikle hibe kaynaklarını kullanım noktasına gerek kurumsal, gerek bireysel olarak 2020 yılı oldukça bereketli bir yıl oldu. DAP, TKDK, KOSGEB ve Oran'dan 154 proje, 636 işletme için 2020 yılında ilimiz 92 milyon TL kaynak aldı. Ve bizim desteklerimiz, iş finansmanımızla birlikte 132 milyon TL bir yatırıma dönüşmüş bir kaynaktır. Sadece bu dört kaynaktan aldığımız, mesela Sanayi Bakanlığı'nın aldıklarımızı buraya dahil değil. 2021 yılında da şehrimize yeni kaynakları getirmek için gerekli hazırlıklarımızı da tamamladık. Değerli arkadaşlar, benim bir de çok önemsediğim ve sıkı takip ettiğim, bu çalışmaların yanında kurumların iş dinamikleriyle, küçük dokunuşlarla, çok küçük finanslarla birlikte 300 fikir 300 projemiz vardı. Yani 2020'de gerçekleştirdik. Biliyorsunuz ödül töreni de yaptık. 2020'nin başına her şey bir fikirle başlar diyerek Sivas'ın 300 fikir 300 proje vizyonumuzu ortaya koyduk. Az önce dedim, bütün projeyi takip edeceğiz. Bütün işlerimizi takip edeceğiz. Bu da ilave. Yani insana dokunan, tüm kurumlarımızdan özellikle işlerinden çok büyük karşılık gören 300 fikir dedik ama 2020 yılında 700 fikir ve projeyle kurumlarımız yola çıktı. Projenin sadece bütçe olmadığını, insana, doğaya dokunan, adeta küçük dokunuşlarla çok büyük etkiler yaratabileceğini bize gösterdiler. Yıl sonunda örnek projelerimizde projem Sivas yarışmasıyla 5 kategoride ödüllendirdik. Yine 2021 yılında da yaklaşık olarak 700 proje geldi. Bunlar arkadaşlar değerlendiriyorlar, analizler yapıyor, ilçe ilçe toplantı yapıyor. Projenin temel fikri nedir? Amacı nedir? Hedef kitlesi, maliyeti nedir? Arkadaşlar geçen sene yaklaşık 50 milyon, 300 fikir 300 proje 50 milyonluk bir finans döngüsü olmuş. Biz küçük bir destek sağlıyoruz. Kaymakam Bey gidiyor, biraz şartları zorluyor. Hayırsever buluyor derken bu şekilde bir hareketlilik oluyor. Yani bunu yapmayabilirsin. Mevcut az önce saydığım işlerle kafi dersin, vafi dersin, oturursun. Ama biz oturmuyoruz. Kurumlar çok dinamik şekilde çalışıyor. Bu sene de inşallah 700 fikir, gençlik spor alanı 77, kültür turizm 73, sosyal içerme 192, ekonomi tarım 164. Mesela tarımda çok güzel böyle meyve bahçeleri, kadın kooperatifleri çalışmalar, çok harika proje var. Tek tek inceledim. Eğitim öğretim 218. Genelde şu an 724. İlçe ilçe de değerlendireceğiz. Ve Şubat ayında bildiğim kadar Şubat ayında da yine bu salonda inşallah bismillah diyeceğiz. Değerli arkadaşlar, zamanı verimli kullanma adına ve bu işte birçok yerde şimdi soruyor başladı aynı şeyi yapma konusunda. Gerçekten Sivas her konuda örnek yani. Bundan da gurur duyuyoruz. Arkadaşların emeğine sağlık. Çok gece gündüz çalışıyorlar. Şu bile yani ekstra bir iştir yani. Emektir. Bundan dolayı arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Zamanı verimli kullanma adına 2020 yılında öne çıkan çalışmalarımızı sizlerle paylaşarak 2020 yılına genel bir perspektiften bakmaya çalıştık. Geçen yıl Sivas'taki her bir vatandaşımızın geleceği için hayal kurmaya ve bu hayalleri önce hedeflere sonra da gerçeğe dönüştüreceğimizi ifade etmiştim. 2020 yılı hem ülkemiz hem de dünya için zor bir yıl oldu. Bugün zorlu geçen 2020 yılında belirlediğimiz hedeflerin birçoğunda ulaşmış durumdayız. Göreve başladığımız günden beri en fazla vurguladığımız husus ortak akıl istişare birliktelik. 2020 yılı huzurun olduğu yerde hizmet olur. Bilinin olduğu yerde hizmet olur. Herkesin hedefi, anlayışı, ne yaptığı söz konusu Sivas'ta giriş teferruattır düşüncesi olduğu zaman gerçekten gözü kara bir şekilde yürüyebiliyorsun. Bunun için şehrimizde bu anlamda hakikaten örnek bir şehir olduğunu söyleyebilirim. 2020 yılının tüm zorluklara rağmen ortak aklın ve hizmet anlayışının tüm üstesinden gelmekte olduğunu, bu ne derece önemli olduğunu görmüş olduk. Hizmet anlayışının, ortak aklın ve hizmet anlayışının tüm zorlukların üstesinden gelmekte ne derece önemli olduğunu değerli arkadaşlar gördük. 2020 yılda bu nokta bizim için adeta ektiklerimizin hasadını, daha önce söylediğim gibi hasadını yapacağımız bir yıl oldu. Şehrimizi 2023 hedeflerimize doğru taşıyacağımız,
üretim ve İslam'ı temel alan, bölgesinde öncü, tanınırlı bir turizm değerine dönüştürebilen, sadece kendi yeten değil, ülke ekonomisine de katkı sağlayan bir Sivas için durmadan, yorulmadan, gece uyumadan, gündüz yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar, ben genel anlamda gündemi öne çıkanları saydım. Gerçekten sabaha kadar buradan size anlatabilirim neler yapıldı. Daha güvenlik ve asayişten bahsetmedim. Açık kapıdaki çalışmalardan bahsetmedim. Vefa sosyal destek ekiplerinin detaylı çalışmasından bahsetmedim. 112 verilerini paylaşmadım ama sadece not olarak, rakam olarak sizlere söylemek istiyorum. Arkadaşlar, sadece açık kapıya 2020 yılı içerisinde 83 bin vatandaşımız müracaat etmiş. Kimisi izin belgesi için, kimisi derdi için, kimisi ihtiyacı için gelmiş. Tam 83 bin vatandaşımız bu kapıyı açmış, devletin güler yüzünü, samimiyetini görmüş. Yine bizim çok önemli verdiğimiz 112 acil çağrı müdürlüğümüzün gelen toplam çağrı 1.099.729 kişi aramış. 1.099.729 çağrı gelmiş. Bunların 61.938'i vefa sosyal destek ekiplerimizi ilgilendiren çağrılar. Yine halk sağlığına da 192.000 çağrı gelmiş. Emniyet asayiş konularına girmedim. Eğitimin temel diğer parametrelerine girmedim. Dilim döndüğü kadar zamanla verimli kullanmak adına bu şekilde kısa bir geçiş yaptım. 2020 yılının şehrimiz, ülkemiz ve dünyamız açısından hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bir kez daha kutluyorum. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Söz almak isteyen, soru sormak isteyen varsa da gündeme dair, şehre dair dilim döndüğünce cevap vermek isterim. Nasıl? Kalkım konusu şöyle. Biz geçen yıl, tamam anladım Sefer Bey'in sorusunu. Geçen yıl bu konuda yetkiyi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı oranın biz kuyuları ıslah ettik. İmarını yaptık. Belli bir noktaya getirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığı orayı ilana çıkacak. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı. Onlar kendileri biz ilana çıkalım. Ulusal bir yatırımcı getirmeye çalışalım. Bu şansı deneyin dedik. Eğer olmadığı zaman artık yerel olarak biz devreye gireceğiz. Bu konuda takipçiyiz. Tabii geçen yıl yatırım konusunda, turizm konusunda kimse bir reaksiyon gösteremedi maalesef. Dolayısıyla böyle bir ciddi bir sonuçta beklemiyorduk ama bu sene beklentimiz çok yüksek. Evet. Şöyle o zaman şu taraftan gelelim. Ön sıralardan başlayalım. Söyle. Evet Eray Bey. Evet Sayın Van, teşekkür ediyoruz bilgilendirme için. Biz de aynı zamanda sizin dün 10 Ocak İdareciler Günü'ydü. Evet sizin teşekkür ediyorum. Bizim gün sizin günün gölgesine kalıyor. Onu da söyleyeyim yani. Maalesef evet. Siz bizi kutlayın, biz sizi kutlayalım. Öyle oldu. Gerçekten çok güzel çalışmalar. Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz Sivaslılar olarak. Gündemimiz, en önemli gündem maddemiz pandemi biliyorsunuz. Konuşmanızda anladığım kadarıyla aşılar yola çıktı. Sivas'a geliyor. Geldi diyebilirim. Geldi diyelim. Evet. Stoklarımızda. Nasıl bir çalışma yapılacak? Aşılandırma için nasıl bir hazırlık var? Özel yerler mi açılacak? Hastanelerinde mi olacak yoksa? Bir de şu konu var. Vatandaşlarımızın aşıya karşı bir acaba kafasında kuşku var. Onları yönlendirmek için nasıl bir çalışma planlıyorsunuz? Böyle bir hazırlık var mı? Evet, hazırlık var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sağlık çalışanları en başta olacak. Covid geçirmiş olanlar olmayacak. Önce sağlık çalışanlarımız. Akabinde emniyet ve jandarma personeli. Ardından 65 yaş üzeri vatandaşlarımız. Ve akabinde de kronik rahatsız olanlar olacak. Tabii maalesef bir yaptırdığımız bir çalışmada şu an %50 neredeyse vurulmak isteyen var. %50 bu konuda bir direnç var. Maalesef Türkiye'de böyle nefreti çok kolay satın alan, çok kolay klavye kahramanı yapanlar var. Ve vatandaşın da bu konudaki şeyini, düşüncesini maalesef böyle bir soru işareti bıraktırdım. Bu konuda usul ve esaslar net çıkmadı. Bu yakında belki muhtemelen bu hafta içerisinde genel çerçeve belli olacak. Halk aile kimliklerinde mi olacak, randevu mu alacak? Bu konuda bir planlama yapılıyor. Takip ediyoruz. Şu an illere bu konuda gerek taksimatlar yapıldı. İlimize de geldi. Aşılama yakında başlayacak. Ama dediğim gibi net usul esas belli değil. Bildiğim net olan yaptığımız toplantıda, pandemi toplantıda sağlık çalışanlarımız öncelikle. Ardından işte 65 yaş üzeri kronik rahatsız olan riskli gruplar,
işte emniyet, jandarma ve ondan sonra da isteyen vatandaşlarımız. Ama yakında bu hafta muhtemelen çok daha somut netleşir diye düşünüyorum. İşte onu, o konuda net bir şey çıkmadı ama yoğunluk olmaması hasebiyle biz tabii şu an net bir ifade, kendi bağlayıcı bir ifade kullanmak istemiyorum. Aile kimliklerimde mi olacak, hastanede mi olacak onu bilmiyorum. Randevu sistemi gelecek, ona usul esasları bu hafta netleşir. Yani bizim Cumhurbaşkanımızın aşı olduğu yerde bizim vurmamız mümkündü. Vurulacağız tabii ki yani. Önce biz güveneceğiz, inanacağız. Bizim inanmadığımız bir şeye vatandaşımız inanması mümkün mü ki? Önce bizim inanmamız lazım. Ben COVID rahatsızlığı geçirmedim. Bu konuda iyi de sınav verdik diye düşünüyorum. Yani bazen vatandaşlar diyor ya bu nasıl bir şey falan. Dikkat ettik, nasip olmadık. Olmayacak anlamda gelmez. Ama aşı vurulacağını da net bir şekilde söyleyebilirim. Yani devletimin inandığı, devletimin yetkili kurumlarının güven verdiği ve bu konuda alınmış bir karar, para harcadığı bir yerde ben öyle bir şey olmaz. Sorumluluk mevkini olan hele bir insan asla böyle bir şey yapmaz. Ben net bir şekilde aşı olacağımı söyleyebilirim. Aslında Eraydın arkadaşımızın sorduğu sorunun bir değişiğini soracağım Sayın Valmen'de. Bazı mülki idare amirlerimizden gönüllü aşı olan yaptıranları biliyoruz. Siz gönüllü aşı grubunda var mısınız? Yani yaptınız. Tabii yani o konuda sağlık müdürüne söyledim. Yani artık vurmaya başladık dediği zaman ilk siftahı yapacağım ben dedim. Evet. Bir de Sayın Valim, Demirağ OSB ile ilgili 2020 yılında gerçekleşme ne kadar oldu? Gelen ödenek ile 2021 yılında Demirağ OSB'nin altyapısının tamamlanması mümkün görüyor musunuz? Ne kadar ödenek? Şöyle %35'ler seviyesindeyiz. Zor kısmını aslında bitirdik. Sezonu erken başlatacağız. İnşaat, imala sezonu erken başlatacağız. Para sorunu yoktur. Onu ne söyleyeyim? Zaten yoktu da. Onu da söylemiyorum. Ben para sorunu zaten yoktu. Peki bu sene niye zayıftı? Pandemi vardı. Demir Ağustos'un müdürü burada. İmar problemlerinden mütevellit vatandaş itirazlarından dolayı bazen durmak zorunda kaldık ama şu an hiçbir engel kalmadı. Çift vardiya yapacağız. Üç vardiya yapacağız. Eylül-Ekim ayına yetiştiririz Mustafa Bey. Bu sene yetiştirecek miyiz? Gece, gündüz, çift vardiya, araç sayısı hedef koyduk, bitireceğiz. Yani sorun olmayacak inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim sana. Bizim burada altyapıdan daha da önemli, oranın biraz daha cazip hale gelecek bir statü belirlenmesi. Ona gayret göstereceğiz. Sayın Valim, teşekkür ediyoruz bunun için. Yüksek hızlı trenle ilgili ne zaman deneme üretimi başlayacak? Ve özellikle 2021 hedef olarak belirlenmişti. Şu andaki çalışmalar ne düzeyde? Şöyle söyleyeyim, şu an deneme test sürüşler yapılıyor. Peyderpey yapılıyor. Sürekli her şey paylaşılıyor, yapılıyor. Altyapıda, üst yapıda tamamen bitti sayılır. Bir istasyonlarda görüyorsunuz, çok yoğun bir çalışma var. Bakanlığın genel kanaati Mayıs ayı gibi. Mayıs ayı gibi. Ama yine diyoruz ki biz Mayıs ayı, hadi olsun Haziran, Temmuz. Hatta ben şöyle diyorum, kongrenin 102. yılında 4 Eylül'de hem İşte yüksek hızda hem de bizim Hamide Kültür Parkı'nı ikisine güzel bir açılış yakışır diye düşünüyorum yani. Ya bu senenin içerisinde artık bu konuda bakanlıkta, hatta bakanlık biz daha ihtiyatlı konuşmaya çalışıyoruz, bakanlık daha net. Yani Mayıs ayı içerisinde artık seferlere başlayacağını bakanlığın beyanı var. Bu sene inşallah artık bineceğiz. Biz de özledik yani. Sayın Valim, Türkiye'de işsizlik rakamları sabah itibariyle açıklandı. 12.7 olarak belirlendi. Neydi demiş, özür dilerim. İşsizlik rakamları. Sivas'taki verilerde de az önce beyan ettiğiniz üzere %10.35 oranında artış olduğunu söylediniz. Kesinlikle. Sivas'taki işsizlik oranlarını yani sayısal olarak verebilir misiniz, değerlendirebilir misiniz? Şöyle, bizim evet. Türkiye ortalamasına yakın 28 bin kayıtlı işsizimiz var. 28 bin kayıtlı işsizimiz var. Ama bu işsizlik, İşkur İl Müdürümüz burada mı? İşkur İl Müdürümüz yok. Bu bazen işsizlik şeyi de atıyorum, adamın şeyi var, işi var, kaydolup daha nitelikli bir işe girme konusunda da var. Dolayısıyla bizim net şöyle bir 10 bin kişilik bir istihdam, inan bu şehirde işsizliği bitireceğine ben inanıyorum. Onun için de daha çok gayret göstereceğiz. Bizim de Türkiye ortalamasının çok yakınında. 100 veri ekranda var mıydı? SSK'lı çalışan yani maaşlı çalışan 144 bin kişi olması lazım değil mi? 144 bin kamu işte işçi SSK'lı çalışan 144 bin kişi var.
Emekli de ne kadardı? 120 bin miydi? 146 bin, 112 bin emekli var efendim. Evet. 146 bin çalışanımız var. Pardon, 146 bin çalışanımız var. 112 bin emekli. Yani 258 bin kişi. Yani 258 bin kişinin evine de maaş girmiş oluyor. Dolayısıyla bunun içerisinde 10 bin kişi daha bir İslam olsa inan işsizliği bitireceğiz. Bizim veriler bunlar. Gerçekten artış var. Tabi artış olmakla birlikte kendimizi şey yapmamıza gerek yok. Sisteme de arkadan giren var. Sisteme de girenler var tabi doğal olarak. Sisteme giriş de var. Bunu Türkiye'de şu an ben buradaki veriyi şunun için verdim. Pandemide kapandı iş yerleri, işsizlik arttı falan şeyini karşılık söylemek istedim. Bu yeterli bir artış değil aslına bakarsan. Bu %12 değil. %25, %30 olması lazım. Artış hızımızın daha yüksek olması lazım. Ama bir öncekili yani gerçekten 2019 ve 2020 özellikle çok sıkıntılı bir süreç. Buna rağmen bu rakamlar varsa çok ümitliyiz. Onu söyleyebilirim. Bir de ihracat rakamı vardı da 2020 sen TSO'da yanında çalıştın. İhracat rakamları konusunda söylememde bir eksiklik var mı? Hatta şöyle bir şey var. İhracat rakamları daha fazla. Sivas'taki işletmeler ihracat rakamlarını buradan yapmıyorlar. Evet. Düşük gösteriyorlar. Sebepleri düşük de 200 milyon doların üzerinde olması gerekiyor bu rakamın. Çünkü İstanbul'dan yapıyor. Farklı ve ticari bilgi olduğu için de vermiyor. O konuda imtina ediyorlar. Evet. Çok ciddi bir çalışma yaptırdım arkadaşlara. Bulun dedim. Evet Emre Bey, söyleyeceğim bir şey var mı? Vereceğiz. Yani geçmiş yıllarda şöyleydi. Benim bu umut verici rakamlar. Evet, yani 200 milyon dolar gibi bir rakam vardı Sayın Valim. Hani bunu minimize edip 70 milyon dolar gibi göstermek işte bizim ihracattaki. Biz net kaydı göstermek istedim. Evet. Yani. Yoksa normal ben inanıyorum 200 milyon doların üstünde ihracat var bu şehirde. Doğru. Yani ben geçen bir firmaya ziyaret ettim. Tek başına 26 milyon dolarlık ihracat yapmış bir firma. 26 milyon dolar. Yani şöyle TL'ye çevirdiğin zaman neredeyse 230-240 milyon TL demek. Yani ciddi bir rakam. Gerçekten çok üretken, cesur şeylerimiz var. İş insanlarımız var. Bizim görevimiz onları desteklemek. İdarecinin en büyük görevlerinden birisi, bunu her yere söylüyorum. Biz fabrika yapmak vesaire değil görevimiz. Onlara güven vereceğiz. Onların önünü açacağız. Onlara heyecan vereceğiz. Onların ümit ve hayallerini canlı tutacağız. Kaos, kargaşa sürekli negatif değil, asla değil. Pozitif. Pandemide gördünüz. Bazen bana bu konuda açıklama yapıyorlardı. Veya da işte bazen de rahatlıkla açıklama yapınca niye yaptım falan filan dengeli bir üslup kullanmaya çalıştık özellikle. Ve bence Sivas bu konuda iyi bir sınav verdi. Daha da iyi olmamız lazım. Yeterli değil. Büyük bir başarı olarak göstermek istemiyorum en azından. Ama iyi bir nokta olduğumuzu net söyleyebilirim. Son olarak Sayın Valim, Lojistik Köy. Projelerinizde hepsini takip ettik. Bu proje içerisinde lojistik köy, yoktu evet. Lojistik köyle ilgili, lojistik köyle ilgili bazen İşte vatandaş haklı. Firma aldı, çok güzel çalışıyor. Hatta gittik. Kamulaştırma problemi var. Gittim vatandaşlarla görüştüm. Müsaade edin, parası ödenecek zaten. Tamam dediler. Demir çeliğin işte arazisine girdi. Onlarla görüştüm. Önünü açtık. Bir baktım durdu. Niye? İhaleyi alamayan firma gidiyor mahkemeye veriyor. İhaleyi iptal ettiriyor. Bu defa döndü iş ona. Tam 3 ay kaybettik. Yani bazen bu tür durumlardan mütevellit, kamuoyuna söyleyemediğimiz hususlar bunlar bizim. 3 ay kaybettik ama açığı kapatacağız. 158 milyon TL yapılmış bir ihaledir. İkisinin birbirine güç verecek. İnşallah onu da seneye Demirağ OSB ile bitişine denk gelen bir zaman olacak. Her ikisinin bitişi aynı zamana denk gelecek. O da inşallah biraz gecikeceğiz ama bitireceğiz. Teşekkür ediyorum. Ömer Faruk Bey buyurun. Ben sözlerime maşallah diyerek başlamak istiyorum Sayın Valim. Maşallah yüksek bir performans, 2020 yılı dolu dolu. İnşallah gelecekte de bunların meyvelerini Sivas yiyecektir diye İnşallah. Düşünüyorum. Bu gelişmelere paralel biraz yorumlu uzun bir sorum olacak ama umarım anlayışla karşılarsınız. Gelişmiş ülkelerdeki yerleşim bölgelerine bakıldığında şehirlerin gerçeklerine, imkanlarına ve yeraltı ve yerüstü varlıklarına uygun yatırımlar görüyoruz. Ve bu gerçeklere uygun da bir kalkınma
modeli belirlediklerini fark ediyoruz. Soru şu. Sivas'ın öne çıkan ihtiyaçları ve varlıklarına baktığınızda en önemli kalkınma modeli ne olmalıdır? Bir model belirlememiz gerekirse. Valilik olarak siz adeta belediye projelerini bastıran bir fiili durum oluşturuyorsunuz. Tarımdan turizme, hayvancılıktan kültürel yatırımlara, müzelere varan birbirinden farklı birçok konuda yatırımlara öncülük ediyor, hayata geçiriyorsunuz. Bu manada da çok ciddi bütçeler kullanıyorsunuz. Yönetim sistemimiz başkanlık sistemi niyetli, fakat değişik nedenlerle ismi değiştirilerek tek bir merkezden yönetilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi valilere de çok ciddi ve tekil yetkiler veren bir sistem. Yerel yönetimlerin yatırımlarına benzer işlerde de birçok yetkiler kullandığınızı ve yatırımlar yaptığınızı gözlemleyebiliyoruz. Soru 2. Belediye ile bütçe ve yatırım birlikteliği oluşturarak şehrin gündeminde olan ve hayati önem taşıyan A. Kızılırmak projesi, B. Seyfebeli projesi gibi önemli konuları birlikte ortak akıl yatırımları ve gelişen Sivas ana fikirli ve tüm yatırımlarla birlikte bütüncül bir kalkınma modeli oluşturmanız mümkün mü? Fikren bu tarz bir yönetişim biçimine nasıl bakıyorsunuz? Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. 4 sorum var. 4'üne de 3 soru daha doğrusu. Şimdi aslında sözümde de paylaştım. Dedim ki eğitim merkezi alan ilin dokusuna uygun bir şekilde, atıyorum Ege'de bir şey olsa turizm öncelersin gelişim modeli olarak. İç Anadolu'dasın, tarım odaklı. Belki işte limanlara yakınsan işte sanayi, işte lojistik, işte konulara ağırlık verir. Dolayısıyla Sivas'a bizim beşeri sermayemiz çok güçlü. Eğitimin merkez alan bir anlayışla tarım bir numara. Tarımsal altyapımız da çok iyi bir noktaya geldi. Şu an her yıl bir öncekine göre parametrelerimiz giderek artmaktadır. Ancak bir ili marka yolculuğunda sadece bir ayakla yürünmez. Biz onu bu marka yolculuğunda kamu, özel, yerel, siyaset birlikte senkronize bir şekilde bir uzun soluklu bir marka yolculuğudur. Tarımda çok iyi bir noktaya gidiyoruz inşallah. Daha da iyi olacağız. Yani çok güzel fikirlerimiz var. Yani bazıları henüz fikir aşamasında, olgunlaştıracağız. Yeter ki ayağı yere basan olsun, şehrin dokusuna uygun olsun. Ama burada mesela şehrin yerel atıyorum madenler demek istediniz örneğin. Yani alt madenler, yeraltı yürüstü kaynakları dediniz. Şimdi yeraltı kaynaklarında mermer, demir, cevheri, işte krom, alçı vesaire. Alçı da şu an özellikle bir tanesi firma alçı konusunda verdik. Yer tahası 300 milyonluk yatırım yapacak. Mermercilikte şu an bizim Türkiye'de en fazla mermer ihracı yapan illerden birisi. Şu an ihracat rakamlarımızda en fazla da mermer var. Ha ben isterim ki mermeri şey olarak değil de kütük olarak değil de blok olarak değil de daha da işlenerek gitmesi. Başlandı işlenmeye başlandı ama yeterli değil. İşlendiği zaman da daha çok bir katma değer olacağına inanıyorum. Yine bununla birlikte demir cevheri. Demir cevherleri biraz daha limanlara yakın. Burada plant haline getiriliyor. Limanlar İskenderun, Karabük gibi limanlara gönderiliyor. Dolayısıyla sanayi konusunda böyle bir kısmi bir handikapımız var. Ama gittikçe işte Lojistikköy, işte Kalın, Samsun, Demiryolu hattının ıslah edilmesi, modernize edilmesi, teşvikle cazip hale gelmesi birlikte sanayide de Sivas çok çok iyi bir noktaya gelecek. Bu konuda gerçekten parametreleri ve yapılanı bildiğim için çok inanarak söylüyorum. Yoksa sizin hoşunuza gitsin ve kendimde çok iyi bir görüntü vermek için değil, açık bir net söyleyeyim. Dolayısıyla eğitim merkezi alan ilin dokusu tarım ve turizmde de bakın turizmde Sivas yüksek hızlı trenle birlikte gelen kişi sayısının 5 kat artacağına inanıyorum. Bu başka yerlerde yüksek hızlı trenin etkisinin analizinden dolayı bunu söylüyorum. Meydan. Sen ikinci soruna da hemen devreye gireyim. Belediye soruyla birlikte bağlantı kurarak da. Turizm bizim çalışmaların tamamında belediyelerle ortaklaşa, birlikte. Biz bir adım atacağımız zaman istişare etmeden atmıyoruz. Şimdi Başkan Bey'e söylüyorum. Başkan Bey, bunu
ya siz yapın, ya biz yapalım, ya birlikte yapalım. Bunu yapacağız. Ama bu şekilde. Sizin bütçe bulma konuda süreç yönetmeniz daha iyi, siz yapın. Belediye dışında biz yapalım. Veya da ortaklaşa. Böylece çok ciddi bir bütüncül bir bakışımız, ortak bir anlayışımız var. Bütün işlerimiz bu şekilde. Şimdi kale evleri, bana en çok heyecan veren projelerden birisi. Orada belediye yürütüyor, çok güçlü destek veriyoruz. Meydan ıslah projesi, yani cephe düzenleme. Belediye yapıyor, biz onun arkasındayız, destek veriyoruz. Ordu evi, jandarma binasının arka tarafı, öğretmenler parkı, bunun devamı. Müthiş bir meydan oluyor. Belediye süreç yönetiyor, biz işin içindeyiz. Aslında burada çok girmedim onlar. Aslına bakarsan onlar da saysak bir bütün değerlendirmek gerekir. Şehirde yönetim anlayışı, bütüncül bir anlayış var, bir birliktelik var. Bunu da söyleyebilirim. Başkanlık sistemiyle ilgili bizim Cumhurbaşkanımızın bize talimatı var. 2 saatten fazla makamında oturan vali istemiyorum. Dolayısıyla biz alanda olacağız, sahada olacağız, sahaya basacağız, halkın içinde olacağız, ondan dertleneceğiz. Esnafın, iş insanların, tüccarın, sanayicinin yanında olacağız, onlara güven vereceğiz. Ondan önünü açacağız. Onların ümitlerini can tutacağız. Dolayısıyla başkanlık sistemi biz Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi olarak gecemizi gündüzümüzü katarak çalışacağız. Öyle protokol valiliği, idareciliği bitti artık. Yani bu şey, ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Bütün idareci arkadaşlar da bunu özel toplantılara da söylüyorum. Bu dönemde kimse artık ilişkilerle ayakta durma şansı yok. İşiyle ayakta duracak. Emek verecek. Emeksiz ekmek yenmez. Allah da adil mutlaktır. Sen ne kadar emek sarf ettiysen Cenab-ı Allah birilerinin vesilesiyle de senin arzu ettiğin yere gelirsin. Dolayısıyla gecemizi gündüzüne katacağız. Milletin derdine dertleneceğiz. Bilmemiz, ilmimiz, kuvvetimiz, kudretimizle çalışacağız. Milletin de duasını alacağız. İşin özü de o zaten. Dua olmadan da olmaz. Başkanlık sistemi dinamik, hızlı, süreç yöneten bir anlayışı da beraberine getirdi. O katı şeyler, anlayışlar tam yıkıldı mı? Hayır. Eksikti var mı? Var. Ama çok hızlı bir yürüdüğünde söyleyebilirim. Çok bilimsel ve akademik sorularında bu şekilde cevap vermeye çalıştım. Mehmet Bey, mikrofon elinizde herhalde. Evet, Sayın Valim. Kızılırmak, pardon. Kızılırmak. Ha, Kızılırmak ve Seyfebeli'ne de vakıfım. Evet, belediye başkanımızın toplantısında konuştuğumuz bir konu. Belediye başkanımız ısrarla mesela Seyfebeli projesiyle ilgili kamulaştırma sorunlarının, evet, bunun getirdiği maliyetlerin işte yaklaşık 550 milyon liralık kamulaştırma maliyeti, 150 milyon liralık da altyapı maliyetinden bahsettiler. Aslında rakamlar Sivas'tan baktığınızda 550 artı 150, 700 milyon lira büyük gibi gözüküyor ama çok büyük rakamlar da değil. Ki zamana yaydığınızda bu işe eğer iman ederseniz, ortaya bir tavır koyarsanız parçalandığı zaman birkaç yıla üstesinden gelinebilecek rakamlar. Orada bir bakış açısı ortaya koymak gerekiyor. Belediye başkanımız gerekli ama devlet projesi dediler. Siz de devleti temsil ediyorsunuz. Buradaki rolünüz ne olacak? Sivas derli toplu bir sanayi bölgesi, lojistik alanları vesaire gibi birçok sektörün bir araya getirildiği toparlanmayı temin edecek mi? Yeni modern şehir alanı bu vesileyle üretilebilecek mi? Yaratılabilecek mi? Bir de bununla bağlantılı yine 4 Eylül sanayide çok ciddi bir tahribat var. Halen orada dükkan yapılaşmasına müsaade ediliyor ve geleceğe bir eski sanayi vakası devrediliyor. Ben bunu bu devirde yaşayan bir insan olarak bugünden söylemiş olayım. Belki biz vefat ettikten sonra geçmişte böyle birisi söyledi diyecekler. Bir eski sanayi vakası 4 Eylül'e devrediliyor. Çünkü orada halen yapılaşmalar var. Halbuki eş zamanlı orada bir imar planı var. Revizyon imar planı çerçevesinde. Hem de Kızılırmak projesiyle o alanın bütüncül değerlendirilmesinin şehre katacağı katma değer var. Bunlar göz ardı edilerek orada halen ticari yapılanmaya da müsaade ediliyor. Bu iki proje birbiriyle entegredir. Çünkü imar içeriyor ikisi de. Bu manada hakikaten katkınızın çok değerli olabileceğini düşündüğüm için, bir ortak akıl katkısı sağlamak için bu soruyu hususen her ortamda tekrar edeceğim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Sivas'ta, Sivas'ın merkezinde özellikle Sivas'a değer katacak 10 proje say desen ikisi de bunlar. Ben bu ikisine de çok inanan birisiyim. Evet, uzun soluklu bir yolculuk olabilir. Belki sanayi 7-8 yıla, belki 10 yıla dönüşebilir. Çünkü kolay değil. Bazen
devlet bir sistem kurarak kendi içinde de dönüşümü sağlayabilir. Burada ben arkadaşlara söyledim, kooperatiflere de söyledim. Kooperatiflerimizin burada yola çıkarken tamamını devlet yapacak gibi bir beklentiye girmişler. Ben göreve geldiğim zaman ilk ekip geldi. Dedim ki bakın bu kooperatifin mantığında bu yoktur. Devlet destek olur, altyapı desteği sağlar, belediye imar konusunda destek sağlar, dönüşüm yapar ama asıl işin altında elini koyacak olan sizlersiniz. Çünkü kooperatifsin, para vereceğin, dükkan alacaksın, mülkiyetini alacaksın. Doğru mu? Siz belediyecilik yaptınız, bu işi bilirsiniz. Burada salt belediyenin bütçesiyle bunu yapabilmek mümkün değil. Başkan Bey bunu söylerken devlet projesi belediyenin bu işin içinde uzaktır anlamına gelmez. Organize sanayi de bir devlet projesidir sonuçta. Bir yönetim birlikteliği var. OSB'nin başı benim, Demir Ağa OSB'nin. Birlikte yönetiyoruz finansı. Bakanlıktan geliyor. Dolayısıyla SBB'li konusunda belki anlık, kısa zamanlık beklentiyi Sayın Başkan biraz bu konuda izole etmek için söylediğini düşünmekteyim. Kısa zamanlı beklenti. Ben o zaman gazeteleri getirdiler bana. Temel atıldı. Bir sonra dükkan sahibi yapacağız diye bir gazeteler vardı. Doğru mu? Ya işte dolayısıyla böyle büyük bir dönüşümün büyük bir beklenti. Ben o kooperatifte de yönetimde şeydim. Görevim de vardı genel sektörken. Yani niçin kuruldu, neden kuruldu biliyorum. Dolayısıyla SBB'li konusunda çok güçlü bir iradem ve desteğim var. Ama biraz sabır ve zamana da ihtiyaç var. Bazı dönüşümler, çünkü her dönüşülen yerde farklı etkiler, sosyal sorunlar da ortaya çıkar, rantlar ortaya çıkıyor. SBB'li konusunda belediyenin de bir anlayış kaybı yoktur, inkıtası yoktur. Ama zaman konusunda çok hızlı bir an önce yapın verin düşüncesi de olmaz. Bu konuda ben destekliyorum ama biraz sabır. Kızılma konuda zaten sorun yok. Şu an biliyorsun kolektör hatlı ihaleler yapıldı. Çalışma devam ediyor. Ha, bana göre biraz daha bu konuda Avrupa Birliği tabii fonlu yapıldığı için bürokrasi çok ağır. Yani bürokrasi çok 30 milyon euroluk bir proje. Bürokrasi biraz ağır. Bundan da kaynaklanıyor gibime geliyor. Belediyenin bu konuda da kızılmak. Ben Başkan Bey'e şunu söyledim. 5 yılda 5 tane vizyon değer katan. Hepsini yapacağız. Çevre temizleyeceğiz, park yapacağız, ağaç dikeceğiz, atık bertaraf tesisleri sıfır, bunlar yapacağız. Ama 5 tane de çok üstte bu Başkan Bey de aynı şekilde ajandasının bir numarasından biri de Kızılırmak. O konuda bizim desteğimiz var. Şehrin de geleceği açısından da değer katacak bir proje. İkisine de inandığımı söyleyebilirim. Evet Mehmet Bey buyurun. Efendim şimdi organize sanayi bölgesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundunuz. 46 tane firmaya yatırım yeri verdiğinizi ifade ettiniz. Sözün tekrar pardon bir not geldi ona odaklandım. Tekrar alabilir miyim? Özür dilerim. Organize sanayi bölgesiyle ilgili yaptığınız açıklamayı evet. Hatırlatmak istiyorum. 46 tane firmaya evet. Yatırım için yer verdiğinizi evet. Beyan ettiniz. Ama önceki yıllara baktığımızda yatırım olarak alan firmalar hala orada depo olarak kullanıyorlar. Evet. Bunların çıkarılmasıyla ilgili bir çalışmanız var mı? Var. Net bir şekilde var. Evet. OSB müdürümüz de sıkı takip ediyor. Adam almış 300 kişi çalıştıracağım demiş. Ona göre proje sunmuş, kabul demiş, bakıyorsun depo. Kardeşim burayı boşaltıyoruz. Şu anda hatta kurumsal, ne zaman boşalacak Sayın Şu an kurumsal bir firmaya bu konuda talimatı da verdik. Yani süreç devam ediyor. Birçok kişi ya dönüşeceksin ya bize sunduğun proje istihdam 300 kişi en az istihdam sunacağım diyorsun. Buna uygun dönüşeceksin. Burası depo değil. Ya da çıkacaksın diyoruz. Bu konuda kurumsal da bir firma var. İsmini vermek istemiyorum. Bu sefer başladılar. Mesela bundan dolayı birçok kişi inşaatına başladım. Bu 46'nın haricinde bunlar. 46'nın haricinde. Bu konuda OSB'nin ruhuna uygun yatırım istiyorum ben. OSB demek üretim demek, İslam demek, depo demek değil. Ben aynı fikirdeyim. Bu konuda sert adımlarımız var. Evet. Diğer bir soru da Sayın Valim. 2021 yılı istihdam yılı olacak diye evet. Başlamanız var. Ama günümüze baktığımız zaman valilik, belediye ve bazı hayır kurumları, yardım dernekleri ad altında faaliyet gösteren bazı dernekler Sivas'ta kaç aileye yardım ediyor? Ne kadar yoksul insan var? Bunun sayısı nedir? Bir taraftan istihdam, bir taraftan yardım eden Mehmet bir devlet Bey, anlayışı var. Mehmet Bey, yoksulluk izafi bir kavramdır. Yani biraz sana göre şey farklıdır. Bizim parametrelerimiz var. Bizim 16 ilçe vakfı, bir de merkez 17 vakfımız var. Burada net bir şekilde dörtlü bir kategorilendirmemiz var. Çok zayıf,
zayıf, orta ve üstü. Üstü mesela asgari ücrete geçinen bir ailedir örneğin, dönemsel ihtiyacı olandır. Atıyorum orta, rutin yardımlardan yardım alıyor. Çok zayıf ve zayıfsa sürekli destek olmamız gereken insanlar. Bizim böyle bir kategorilendirmemiz var. İl genelinde zayıf ve çok zayıf olarak yaklaşık 10 bine yakın ailemiz var. 10 bine. İl genelinde. Sivas'ta merkezde, özür dilerim 10 bin değil pardon, 2250 aile düzenli bizim baktığımız ailedir. Yani bunlar... Merkezde mi Sayın Valim? İl genelinde. Bizim merkezde 446. Keşke o şey müdürü de burada olsaydı, vakıf müdürümüz. Suudi Bey veriler vardır. Getir bakayım verileri. Ben sistem havuzum vardır. Bütün veriler, parametreleri vakıftırım. Personel sayılardır. Sağlıktaki, eğitimdeki, vakıftaki toplam. İl genelinde 2020 yılında il genelinde evet. Aktif dosyası. Mesela merkezde aktif dosya, yani ben fakirim diye gidip müracaat edip yardım isteyen 8305 aile var merkezde. Merkezde. Toplam ne kadar? Bu pandemiden dolayı 1.000 lira vereceğiz diye de yardımlar bu minvalde arttı yani. Toplam 8000, il genelinde 16000. Zaten bizim merkezdeki oranla 16 ilçe de birbirine yakındır. Çünkü merkez nüfusu 350.000, ilçeler 350.000, 300.000 birbirine yakın. Bizim 446 tane vatandaşımıza, 446 bin vatandaşımıza düzenli yardım yapıyormuşuz. Düzenli, ihtiyaç sahibi. Şimdi şöyle, bazen dönemsel olarak insanın ihtiyacı olabiliyor. Çocuk sayısı fazla, padlet ihtiyacı olabiliyor. Dolayısıyla burada kayıtlarımız çok net. Hayır kurumları şey yapıyor, yardım ediyor. Bundan rahatsız olacak hiçbir şey yoktur, onu söyleyeyim yani. Bu fedakarlıktır, emektir. Bana çok insan geliyor. İşte ben her hafta salı veya perşembe günleri hanelere geziyorum arka sokaklarda. Sakin bir şekilde, sivil bir araçla geziyorum. Bir iş adamı geliyor, beraber gezelim. Aileleri gidiyoruz, derdiyle dertleniyoruz, ihtiyaçlarını gideriyoruz. Yani ilimizde bu minvalde bir Allah'ın kulu benim karnım aç, dışarıda kaldım diyemez. Onu net söyleyeyim. Ama iş konusunda herkese anlık bir cevap verebilmemiz mümkün değil. Burası ilgilende yaklaşık 16 bin vatandaşımız vakıflarımızdan yardım alıyor. Düzenli 980 aileye de evet ilgilende baktığımız aileler varmış. 16 aile. Aile. Evet. 16 şahane. Son olarak da topladığımız zaman yaklaşık olarak şöyle devletin bizim Sivas'ta ilgilende 22 bin aileye evde bakım, işte engelli maaşı, işte sosyal ekonomik destek set diyoruz. Bu, ondan sonra asker aylığı, işte muhtaç aylığı, yaşlılık aylığı gibi 22 bin, Harun Bey 22 bin miydi? 22 bin aileye devlet düzenli yardımda bulunuyor. 22. Dörtte çarparsan yaklaşık 80 bin kişi ediyor. Bunlarla ilgili de bak arkadaş hemen gösterdi. Sadece o düzenli yardımlardan 176 milyon devlet destek sağlamış. 176 milyon. Yani belki Mehmet Bey şunu diyor. Bunu vermeyin çalışsın. Evet ama adam biçare. Yani şeyi yoktu. Geçen bir aileye gittim. 6 çocuğu var. Kocası ölmüş, tek bir kadın. Ne yapacaksın? Yani durum vahim. Hamdolsun iki çocuğa set veriyor. 2000'e yakın maaş alıyor. Biz kira desteği sağlıyoruz. O sivil toplum örgütü aradım. Dedim ki siz de bunun eşyasını verin dedim. Çocukların tablet ihtiyacı koruduk. Hanımefendi olması, o bayan olması Allah muhafaza. O 6 çocuğu devlet alıp bakacak. Bizim yaklaşık da 400 tane çocuğu bizim yurtlarımızda, evlerimizde baktığımız devletin himayesinde olan devletin babalık yaptığı 400 tane çocuğumuz var. Onu da söyleyeyim. 400'e yakın. 380. Efendim, günümüz 10 Ocak gazetecilerle ilgili. Hep memleketin sorunlarını konuştuk ama yerel basının hiç sorununu gündeme getirerek olmadı. Şimdi baktığımızda bir basın bir kentin aynasıdır. İçeriye giriyoruz. Basın sitesi diye bir site var. Basın sitesi mi? Yoza mezbele etmiş belli değil. Basını daha iyi şartlar altında işlerini yapmaları için herhangi bir girişim yapabilir mi devlet?
Onu belediyeyle beraber yapmanız gerekir. Bence görüşmeler var ama belediyeyle maalesef, beraber çalıştığınız için. Çünkü belediyenin mülkiyeti değil mi oran? Belediyenin mülkiyetinde. Evet. Belediyeyle birlikte burayı görüşebiliriz. Yani belediyeden kurtarıp en azından valilik bünyesine geçirilebilir. Yok. O da yapılabilir. Biz fikirsel destek sağlarız. Bence de evet. Oranın daha iyi bir rehabilit edilip sen böyle bir iki kat yapıp işte bir katları işte basının bir katını da birkaç katına belediyenin kullanması gerektiğini. Şimdi orada arkadaşlarım belki bana kızacaklardır ama kopyala yapıştır mantığıyla hareket eden bir yerel basından memnun musunuz? Evet. Ben niye bu soruyu bana niye sordun ki yani? Bence basındaki emekçilerin hakkına haksızlık ediyorsun yani. Ajanslara bağlı. Özel haberden ona uzak. Ona ben cevap vermeyeyim. Ben şunu söyleyeyim. Kahir ekseriyetinde valiliğin ve belediyenin ve kurumların göndermiş olduğu haberleri yapıştıran bir yerel basını destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Ben Kahir ekseriyetle çok memnun oldum. Özellikle ifade edeyim. Niye? Bunlar buradakinden çoğunluğu Sivas'ta. Az önce dedim, sansasyon temelli olmayan, tıklama rekoru kırmak için böyle egzantrik haberler yapmayan ama habercilik anlayışına ruhuna uygun bir şekilde habercilik yapanları takdir ediyorum, tebrik de ediyorum. Yani burada bir haber gönderip de valilikten ve belediyeden onu dönüştürüp de haber yapmalarına bir sonuç halka bilgi ulaştırıyoruz. Bakın valiliğin veya belediyenin bu şekilde bir çalışması var. Ey halk bilin diye. Bu gayet normal olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Yani mutlak surette herkes görev dört başına bir şekilde yapabilmesi mümkün değil. Ama genelde bir kişinin iki kişinin yaptığı bir yanlışı da tamamla şamil etmek çok yanlış. Ben genel anlamda Sivas'taki basını yıllardır çalıştığım için biliyorum. Kahir ekseriyeti bak herkes demiyorum. Çok memnun olduğumu, iyi bir diyalogumuz olduğunu ve bazen de şehre zarar vermemek için. Bak arkadaşlar olumlu dilimizin olumlu haber yapacağız ama tehdit haberlerle işimiz olmuyor bizim. Bizim tehditle, şantajla işimiz yok diye biz habercilik yapıyoruz. Kopyala yapıştır yapmıyoruz. Personelimiz kadar çalışıyoruz biz. Personelimizin yaptığı işleri yapıyoruz. Bizim hiçbir zaman için tehditle Facebook haberciliği falan yapmıyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben daha cevap vermiyorum bunun üzerine. Öncelikle Sayın Valim, evet. öncelikle çok evet. Cemal Bey, bir iki kişi daha söz vereceğim. Muhsin Bey, Cemil Bey, buyurun. Çok özür dilerim. Öncelikle meslek üç kişiye daha verelim. Meslek büyüklerimin ve meslektaşlarımın gününü tebrik ederim. Sizin de idareciler gününüzü tebrik ederiz. Kendi içimizde konuşmamız gereken şeyler buraya yansımamalı. Öncelikle onu söyleyeyim. İki, Sayın Valim çok güzel şeylerden bahsettiniz. Herhalde herkes çok memnundur bu verilerden. Sivas'ın bugüne kadarki ekonomik büyüme oranı kaç? 2020 pandemi olmasına rağmen o oranı yakaladık mı? Ve sonrasındaki hedef ne? İlk sorum, ikinci sorum da şu. WhatsApp'ı hem bireysel hem de kurumsal olarak kullanacak mısınız? Şöyle söyleyeyim, ekonomik verileri söyledim az önce dedim ki. İstihdam olarak %12'nin üzerinde bir artış var. Bu da ekonomik büyümenin olduğunu göstergesi. Yine ihracat anlamında büyüdüğümüzü rakamlarla söyledim. Yine buna elektrik tüketimlerinin artması da aynı şekilde. Bizim şu an Sivas'taki, ben burada da ne söyleyeyim, küçük esnaflarımız sıkıntıya girdi. Ona da biraz işte can suyu, belediyemiz, hükümetimiz desteklerle onları biraz ayakta tutmamız gerekir. Bunu yaptığımız zaman da Sivas'ta ekonomik büyümenin genel anlamda diğerlerine göre çok daha iyi olduğunu ne söyleyebilirim. İkincisi WhatsApp şöyle bireysel olarak kullanıyordum ama kurumsal olarak işte elbette bizi de bakanlıktan vesaire haber bekliyoruz ama bizim kendi iletişim hattımız var zaten bakanlıklar arasında. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün, İçişleri Bakanlığımızın, Aselsan'a mıydı müdür bey yaptın? Aselsan'ın değil mi programı? İstihbaratın evet yaptığı bir şey var, program var. Bizim şeyimiz, grubumuz bunu kullanıyoruz. Şimdi de dün biz kendi aramızda karar aldık. BIP'i kullanmaya başladık. Bireysel olarak BIP kullanmaya başladım. Ama kurumsal olarak da arkadaşlar yakında kararını alırlar. Çünkü bildiğim kadarıyla WhatsApp'ta bir herhalde şey yaptı, açıklama yaptı.
vazgeçtik diye, geri adım attı diye. Ama bu saatten sonra da olsa ben çok WhatsApp'ı kullanmayı düşünmüyorum. Bip kullanmayı düşünüyorum. Hadi kötü komşudan mazhab eder ya, öyle bir söz vardır. Biz de artık kendi yerli markalarımızı kullanma açısından önemli bir olay oldu diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir değerlendirme yaparlar. WhatsApp konusunda gerekli adım atarlar. Bireysel olarak ben vazgeçtim. Evet. Biz bakanlıktan bize bu konuda bir talimat gelir. Biz de ona göre adım atarız ama bireysel olarak dünden beri BİP kullanmaya başladım. Evet. Şöyle, çünkü çok uzar. Çok uzar. Ben Muhsin Bey'e bir söz vereceğim. Bir de özür dilerimiz. Orhan Bey'e bir de Metin Bey'e isimler hafızamda. Üç kişiye verip toplantıyı sonlandıralım. Çünkü sonu olmaz bunun. Evet. Muhsin Sayın Valim, Sivas'a hizmetlerinizden dolayı Sivas adına teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel hizmetler yapmışsınız. Önceki dönemlerinizde biliyoruz. Sayın Valim, şehirlerin bir ruhu vardır. Sivas, Selçuklu şehri, Osmanlı şehri ve Cumhuriyet şehri. İbni Bibi Selçuklu tarihçisi Sivas diyor, Selçuklu ordusu diyor, atlarını diyor Sivas'tan temin ediyordu diyor. Bu Abdülhamit yapmış oldu bu hara. Acaba diyorum orada bir at yarışları da yapılabilir mi? At yarışları organize etmek için. At yarışları ve at da üretilebilir mi? Günümüzde tarihi diziler bayağı bir revaçla. Diriliş dizisi, efendim Selçuklu dizisi. Bunlar o film yapımcıları atlarını genelde Uşak şehrinden alıyorlar. Sivas'ta da eğer at yetiştiriciliği yaparsak bu atları oraya verebiliriz. Yani görünen o ki bu diziler devam edecek. Ayrıca orada bir belgeseli de seyretmiştim Hollanda ile ilgili. İlkokul talebeleri işte hafta sonları gidiyorlar orada inek besi ahırlara falan gidiyorlar. İnekleri görüyorlar. Bunları temizliyorlar. İnekleri seviyorlar. Orada bir de inekle ilgili veyahut da bir küçük hayvanat bahçesi gibi. Bunlar nedir? İşte inektir, kazdır, ördektir, kekliktir. Buna benzer. Bir de orada bir gölet. Ayrıca hızlıca söylüyorum. Sivas biliyorsunuz yiğidin harman yeri diyorlar da harman kalmadı. Sivas 3 tane olimpiyat şampiyonu yetiştirmiş bir yıl. 3 dünya şampiyonu, 17 Avrupa şampiyonu. Bu 10 senedir Sivas'ta karakucak güreşleri yapılmıyor. Hemen yanı başımızda Doğanşar 50 yıldır devam ediyor. Orada bir geleneksel güreş var. Kırkpınar ta 600 yıldan beri yapılıyor. Sivas'ta da güreş yatağı. Yani bu Sivas'ta bu güreşin de devam edebilmesi için o Hamide Kültür Merkezi'nde orada bir yer ayrılabilir mi? Ayrılırsa çok güzel olur. Evet. Ayrıca yine İbni Batu'da Sivas'a geldiğim zaman diyor 1350 yıllarında gelmiş. Bıçakçı Ahmet Efendi'nin evinde misafir kalmış. Bıçakçılık tarihi yönünden Sivas ta ilk sıralarda. Bursa sonradan oluşmuş. Denizli, Sürmene bir bıçak fabrikası, bak Sürmene bıçak fabrikası yapıldı. Bütün Türkiye büyük bir ihraca şunu bunu yapıyor. Bayağı da bir şehre gelir elde ediyor. Ayrıca şehirlerin ruhuyla oynamamak lazım. Her önümüze geleni yıkmamamız lazım. Mesela bir yanlışlık benim şimdi Uhde acısını duyuyorum. Numune Hastanesi yıkılmaması lazımdı. Mesela da Selçuklu'dan kalan Beyzan Camisi'nin karşısında belki orayı hatırlamazsınız. Beyzazlar Çarşısı vardı. Birer baraka şeklinde 20'şer 30'er metre dükkanlarıydı. Oralar da yıkıldı. Artı tarih eserler vardı. Ben şuna şahit oldum. Berat Demirci ile ben bizim merhum Turgut Zansever Hoca ile sohbet ederken kale bu projesini yapan mimarımız Allah rahmet eylesin. Sivas'ın eski fotoğraflarını gösterdik. 1900 yılında çekilen bir fotoğraf. Ya ah keşke dedi Sivas böyle kalsaydı dedi. Sivas'a dedi 1 milyon turist gelir dedi. Bu tarih eserleri de korumamız lazım. Selçuklu eserleri olmasa Sivas bir beton yığınından ibaret. Gelen Selçuklu eserlerini seyrediyor. Yani modernlik Sivas'ın ruhuna da biraz önem göstermemiz lazım. Saygı göstermemiz lazım. Eski sanayi yıkmak da bence hiç çok yanlıştı. Niye? Ya İstanbul'da Bostancı'nın göbeğinde sanayi var. Ümraniye'nin göbeğinde sanayi var. Oraya gücü yetmez yani. Yani insanlar bir kampı tamir için ta seferberine şuraya buraya gidemez. Bunların yıkılmaması lazım. Bu eserlerin korunması lazım Sayın Valim. Evet. Kısa kesiyorum. Evet, senin sorun kadar cevabım uzun olmayacak, haberin olsun. Hamidiye Kültür Parkı'nda
geleneksel ata sporları merkezimiz var. Orada müsabakalar yapılacak, eğitimler verilecek. Orada açık kapalı menajlar da var. Atlar için de otel kısmı da var. Yani atların gelip muhafaza edileceği yerler de var. Yani orada atı ne kadar dinamik ya daha ne kadar etkin kullanırsak kullanmaya çalışacağız. Ama üreticilik biraz zor ama bir fikir olarak bunu da not edelim. Yine aktif engelli aktif yaşam merkezi de orada kuruyoruz devamında. Mental problemi olan çocukların atla terapi ediliyor. Biliyorsunuz atlarla çocuklar arasında çok ilginç bir iletişim var. Çocukların mental olarak böyle bir terapi yöntemi bölgede de yok. Onu da bu işin içerisinde koruyoruz. Sosyal gelişme programı kapsamında. Yani orayı ne kadar zenginleştirirse kârdır. Şeyle ilgili geleyim. Karakuşak'la ilgili biz merkezde yapmayı düşünüyorduk. Genç bölüm müdürümüz burada ama. Burada. Ama şöyle düşündük. Dedik ya bunun merkezi Doğanşar. Doğanşar'da orada şey olmuş. Oraya mâkes olmuş. Yani orada anlamlı hale gelmiş. Kadimden beri 50 yıldır orada devam ediyor. Orayı ıslah ediyoruz. Doğanşar'ı daha da geçen sene çok iyi bir program yapacaktık 2020 yılında. Çok da iyi bir hazırlık yapmıştık. Daha uluslararası anlamda bir müsabaka yapacaktık ama maalesef pandemi müsaade etmedi. Biz Karakuşak yerinde ağırdır. Doğanşar'da o ruhu bozmayalım. Orada devam edelim. Ama il merkezine güreşle ilgili kulüpler çok güçlü ve etkin bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Bu şeyle ilgili de bu el sanatlarla ilgili de güzel bir el sanatları çarşı yapıyoruz. Burada anlatmadım. Bu bizim şu an merkezdeki yapılan caminin altı bir yaşam merkezi. Toplandığı salonları var, kitap okuma alanları var ve bir de 40'a yakın dükkan var. O dükkanlar el sanatları çarşısı olarak tanzim ediyoruz, tefriş ediyoruz. Orayı donatıyoruz. İnşallah el sanatlarına destek veririz ama bir fabrika anlamında bu bir fikir. Düşünelim. Belki şirketler bünyesinde büyük bir atölye kurulabilir mi? Bu da önemli. Ben şehrin dokusu konusunda da haksızlık etmek istemem. Doğru söylüyorsunuz. Ancak zamanın ruhu diye bir şey var. Dönüşmek lazım ama eski şehrini de muhafaza etmekle birlikte. Biz bu konuda hassasiyetimiz var. Toplumun kabul görmediği, meşru görmediği, makbul görmediği konularda adım atmak istemeyiz. İstişareyle atarız. Bu konuda da hakkını da teslim etmek isterim. Teşekkür ediyorum. Orhan Bey, çünkü benim için sorun yok. Ben burada sporcuyum. Ayakta beklerim akşama kadar da. Herkesin programı vardır. Orhan Bey'den kısa kısa soru olursa sonra Metin Bey'den bir de Hakan Bey. Kısa olacak ama. Evet Orhan Bey buyurun. Teşekkür ediyoruz Sayın Valim. Çok kısa bir iki sorum olacak. Öncelikle ben yanlış hatırlamıyorsam daha önce basına yüz yüzeydi. Şimdi herhalde salondan sebep basında biz bize. Çünkü aynı yöne bakıyoruz. Yüz yüze pandemiden sonra yüz yüze hatta diz dize toplantılar yapmayı da temenni İnşallah ediyorum. Yaparız. Özledik biz de. Şimdi istasyon caddesinden ibaret değil cümlenizin ben altını çizdim Sivas. Hakikaten futbol tabiriyle sahanın her yerinde basmaya çalışıyorsunuz. Bir gün Divriği'de, bir gün Gürün'de, Koyulhisar'da geziyorsunuz. Özellikle ömrünü Türk havacılığına ve sanayi davasına adamış Nuri Demir Ağa'nın ismini zikretmeniz ve onun hatırasını yaşatmanızla ayrıca tebrik edilmesi gerektiğine inanıyorum şahsen. Gökpınar hakeza öyle. Kalkım olayı burada gündeme geldi. Adeta orada Türk ne su akıyor Türk bakar diye bir söz var ya. Yıllardır maalesef ora hep böyle öteleniyor. Oranın bir an önce turizme kazandırılmasını ben şahsen arzu ediyorum. Bir de hızlı tren gibi bu sene içinde yağ donduran tünelinden ora önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü önemli bir bağlantı. Bu sene hizmete girecek. İnşallah. Çok uzatmadan 10 Ocak tabiri geçtiği için bir cümleyle de hemen ona geçeyim. Bu vesileyle meslektaşlarımın 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü tebrik ediyorum. Dün bir kanalda denk geldim. Entelektüel birikimiyle ön plana çıkan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da aynı şekilde niye çalışan vurgusu diye böyle bir polemik konusu oldu. Büyüklerimiz bizden daha iyi bilecektir. Tam 60 yıl önce bugün 11 Ocak'ta aslında patronlarla gazeteciler arasında çıkan bir çatışmadan ibaret. Basın İlan Kurumu 1961'de kuruluyor 2 Ocak'ta. Daha sonra bir 212 yasayla gazetecilere önemli haklar veriliyor. Önemli haklar verilince gazete patronları hopluyor tabiri caizse ve gazete çıkarmamayı şey yapıyorlar. Gazeteciler de
İstanbul Gazeteciler Sendikası'nda bir araya geliyor ve sessiz bir yürüyüş tertip ediyorlar. Aynen öyle. Orada da tabii sessiz ama açtıkları pankart var. Pankartlardan birçok var ama bir iki tanesi işte gazeteciye job, patronlara hep hazır lob tarzında. Buna benzer akılda kalan, işte gazetecilik çorap fabrikası işletmeye benzemez pankartları var. Bunlar tarihe geçen şeyler tabiatıyla. Bu vesileyle yani hakikaten gazetelerin de yerel basının da güçlenmesine yönelik projelere destek vermenizi ben valilik olarak o basın sitesi noktasındaki hakikaten yakışmıyor basına, yakışmayan bir yer. Belediyemizle birlikte inşallah oranın bir derlerine toparlanıp bir şekilde sokulmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle gösterdiğiniz performanstan dolayı da tekrar tebrik ediyorum. Yağ donduran ve kalkınımda altını çizerek mikrofonu teşekkür bırakıyorum. Teşekkür ederim. O çalışan gazeteler hikayesini de bir şekilde öğrenmiş oldum. Aslında bizim 10 Ocak idareci günü de hikayesi de benzer hikaye. Hikaye benzer yani. Evet Metin Bey. Sayın Valim, öncelikle... Hızlı olursa sevinirim. Yani benim şimdi çok sorun kısa 3 sorum var Sayın Valim. Öncelikle 10 Ocak idareciler gününüzü kutluyorum. Meslektaşlarımızın da 10 Ocak gazeteciler gününü ayrıca kutluyorum. Sivas'ın tek ekonomi politika program yapımcısı olarak yapılan çalışmalarla ilgili zat halinize teşekkür ediyoruz. Çok güzel projeler var. Ancak bu projeleri gerçekleştirebilmek için girişimci ve müteşebbis ruha ihtiyaç var. Herkesin de bildiği gibi Sivas'ta girişimci ve müteşebbis ruh az. Bunu daha fazla geliştirmek ve oluşturmak için ne tür çalışmalar yapacaksınız? Konferans olur, halk eğitim merkezleri ne kadar etkin, meslek edindirme kursları olacak mı, işkem ne kadar etkin çalışıyor? Hemen diğer bir sorumu ilave etmek istiyorum. Sivas'ta çok sayıda dernek kuruluyor. Son dönemde aşırı sayıda dernek kurulmaya başladı. Bu dernekler denetleniyor mu? Bu derneklerin amacı nedir? Bunların bir kısmı sokakta, caddelerde, özellikle de salgın sürecinde para topluyorlar. Ve Sivas'ta kaç tane dernek var? Son sorum Sayın Valim. Eğitimle ilgili bakanlık bazı kurumların açılmasına müsaade etti. Ve geçmiş yıllarda siz özellikle üniversite sınavına hazırlık ve diğer LGS'ye hazırlıkla ilgili takviye, çalışmalar ve desteklerde bulundunuz. Bu dönemde de yine destekte bulunacak mısınız? Teşekkür ediyorum. Evet, müteşebbis konusunda katılıyorum ama onu da aşma noktasında çok güçlü çalışmalar var. Tabii eskisi gibi değil. Artık küresel bir dünya var. İnsanlar görüyorlar. Ya yani şöyle söyleyeyim, sadece TKDK'dan 400 milyon, onların hepsi müteşebbislere, özel sektöre sağlanan katkıdır. Buna ilaveten de OSB'mizi bir kurumsal kimliği, altyapısı güçlensin. Yani ne yaptığını bilen bir anlayışa büründürmek için inovasyon merkezi kuruyoruz. İnovasyon merkezinin altında, hızlı anlatmaya çalışıyorum, dış ticaret istihbarat merkezi var. Firmalara, müteşebbislere mentorluk var, mentorluk eğitim var. Bir de sürekli eğitim merkezi bir projemiz var. O projeyle birlikte de iş insanlarının önünü açma, pazar araştırma, sattıkları, ürettikleri ürünü satma konusunda çok güçlü çalışmalar var. Bu konuda size katılıyorum. Müteşebbis konusunda eksik var ama ciddi manada bunu aşıyoruz. Özellikle il dışından da çok iyi yatırımcılar, müteşebbis gelerek de bu konuda bir sosyal etkileşimle de bu konuda bu konuyu açtığımızı düşünebilirim. İşkem hakeza, İşkem biliyorum 800. İşkem hakeza iyi bir mentorluk veriyor iş geliştirme merkezimiz. İş geliştirme merkezinde mesela bir firmamız orada iyi bir eğitim aldı, atölye kurdu, şimdi kit üretiyor. Yani şu an Sağlık Bakanlığı bu pandemiden kullanılan kitler var ya, o kitleri üretiyor ve çok ciddi manada 1.900.000 cirosu vardı. 5,5 milyon TL cirosu olmaya başladı. Bir özel müteşebbisimiz, eşi de üniversite çalışıyordu. Sağlık çalışanı istifa etti birlikte ve böyle cesur bir adım attılar. Yani bu konuda iyi bir noktadayız. Dernek sayısı 822 derneğimiz var il genelinde. Sivas sınırlarında. Türkiye genelindeki dernek sayısı 130 bin civarında. Ben bütün derneklerin şeyini yaptım ben. Bir analizini yaptırdım. Yani sosyal yardım dernekleri, eğitim kültür dernekleri, spor dernekleri, işte dini motifli dernekler şeklinde genel anlamda bir çalışma
yaptık. Dolayısıyla Sivas'taki dernekler konusunda da hayır ve sosyal yardım dernekleri biraz fazla. Eğitim ve spor dernekleri ardından geliyor ve akabinde devam ediyor. Dernek sayısımız 822. Kanunen eskiden %10'u denetleniyordu en az derneklerin. Ama şu yeni kanun çıktı biliyorsun dernekleri ilgili. Bundan sonra da çok yoğun bir şekilde bütün dernekler her yıl denetlenecek. Hatta şöyle söyleyeyim, iki dernekle ilgili ben geçen mevzuata uymadıkları için isimlerini vermeyeyim. Savcıya suç duyurusunda bulunduk ve idari para cezası kestik. Derneklerle ilgili de böyle hassas bir takibimiz var. Özellikle bu son zamanlarda selefilik, halefilik gibi bir konulardan sonra daha da hassasiyetimiz arttı. Onu da söyleyebilirim. Eğitim çalışmaları bahsettim. Sadece 7, 8 ve 12. sınıftaki çocuklarımıza 192 bin adet kaynak kitap, yani kazanım eksiklerini, onların birikimlerini artıran kitaplar gönderdik. Deneme sınavları yapıyoruz. Rehberlik eğitimleri veriyoruz. Ya bu konuda çok iyiyiz. İyi bir noktadayız. Onun sürdürülebilir olmasını istiyoruz. 2-3 yıl, 3-4 yıl böyle devam ettiği zaman sistem oturmuş olacak. Bu sene geçen yıldaki başarıdan daha iyi başarı da elde edeceğimizi söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Son ses Hakan Bey. Merhabalar. Öncelikle 10 Ocak çalışan gazeteciler günümüz kutlu olsun. Daha doğrusu çalışan çalışmayan herkesin günü kutlu olsun diyelim. Çünkü hani bu işi artık çalışan çalışmayan diye ayırmamak gerekiyor. Şehir adına, ülke adına, herkes yazmış olduğu bir cümle adına eğer faydalı düşüncelerini aktarabiliyorsa bu ne mutlu. Yani bunun basının küçüğü büyüğü olmaz. Herkes kendi adına bir şeyler yapmaya çalışıyor bu şehirde. Ben şunu sormak istiyorum. Daha doğrusu hani direkt soru sormak istiyorum. Çünkü sorular biraz da aydınlatıcı ve kapsamlı olarak soruldu şu saate kadar. Bir hızlı tren gelecek ve şu anda işte tren gar binası yapımı devam ediyor. Hemen onun ilerisinde yer alan ve sit alanı olarak görülen Devlet Demiryolları'na ait iki katlı lojmanlar var. Burasının ihalesi olacak mı veya da bu bölge nasıl bir değerlendirmeye girecek? Diğeri ise ahırlar bölgesinin kaldırılıp kaldırılmaması yönünde de vatandaş en çok bunları merak ediyor. Teşekkür ediyorum. Bu bir istasyon caddesindeki giderken evet. Soldaki evet 13 adet vardı orada bildiğim kadarıyla. 13 adet var. Onların bir tanesini biz istiyoruz. Evet. Tam da gara en yakın olanı. Orada Kültür AŞ'yi konumlandırmak istiyoruz. Altında böyle el sanatlar, hediyeli geçişler, satış ofisi gibi şekilde tanzim edeceğiz. Geri kalanları da yakında TC'de mimari muhafız ederek, yani tescil ruhuna uygun bir şekilde satışa çıkacaklar. Bu satıldıktan sonra herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek değil mi? Hayır. Şart koşulacak mı? Çünkü şöyle söyleyeyim. Evet. Kesinlikle olmaz. Çünkü o mimari tescillendi. Muhafaza edilmek zorunda. Evet. Ama kuruldan o dokuyu bozmadan restorasyon yapabilir veya ıslah edebilir ama o dokuyu muhafaza etmek şartıyla. Onda bir sıkıntı olmaz. Yakında ihaleye çıkacağını düşünmekteyim. Bir de ne söylediniz? İkinci soru. Ahırlar bölgesi. Ahırlar bölgesi taşınacak. Taşınacak. Onu geçen hafta belediyeyle görüştük. Ahırlar bölgesinde, Kovalı bölgesine bizim yaptırdığımız o canlı hayvan ve ot borsasının olduğu alana taşıyacaklar. O konuda havaalanını o bölgede rahatlatmış olacağız. Teşekkür ederim. Evet, efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için. Daha geniş vakitte inşallah yine değerlendirme yaparız. Herhalde bir iki Sayın hediye Valim, takdimi var. Hediye takdimi bölümümüz olacak. İlk olarak almak istediğimiz çok değerli bir gazetecimiz var. İhlas Haber Ajansı'nda görev yaparken elim bir helikopter kazası sonucu görevi başında şehit olan İsmail Güneş'i burada bir kez daha rahmetle anıyoruz. Kıymetli eşi Yasemin Güneş aramızdalar. Onur ödülünü almak üzere kendisini sahneye davet ediyorum. Herkese merhaba diyorum. Uzun bir süreden sonra yeniden sizlerin aranızda olmaktan mutluluk duydum. 10 Ocak Gazeteciler Günü'nüz çalışan ya da çalışmayan hepinizin kutlu olsun. İsmail'i de böyle bir günde andığınız için, hatırladığınız için tekrar teşekkür ederim. Anılmak ve hatırlanmak bizim için çok daha önemli çünkü. İsmail'in mayasına vefa var.
Vefalı bir şehir. Dolayısıyla anmamak mümkün değil. İsmail Bey de şehir için önemli bir simge oldu artık. Önemli bir değer oldu. Onu da anmaktan bu zamana geçmek mümkün değil. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ayağınıza sağlık. Evet, şehit İsmail Güneş'i ve ebediyete intikal etmiş olan tüm gazetecilerimizi rahmetle anıyoruz bizler de. Sayın Valim, Sivas'ta basın müzesi nedeniyle kurulacak alanda İsmail için de bir bölüm ayrılacağını iletmişsiniz. Gerçekten bu benim için çok önemliydi. Tuluhan'la Çağan'a bu teklifinizi ilettiğimde şunu söylediler. Kamera ve fotoğraf makinesi bizde olursa sadece biz görürüz. Ama orada olursa, müzede olursa babamı herkes hatırlar ve hatırlamak zorunda kalır dediler. Gerçekten çok ince ve naif bir düşünce. Ben teşekkür ediyorum. Evladımızın söylediği çok doğru. Şimdi o siz bakacaksınız ama bunlar topluma mal oldu artık. İsmail Bey, İsmail Güneş kardeşimiz topluma mal olmuş bir insan oldu. İnşallah bu müze dede hem İsmail Güneş kardeşimiz anlam verecek hem de müzecik açısından Sivas bir kimlik kazanmış olacak. Ben teşekkür ediyorum. Çok anlamlı müzecilikte bir ruh olur. O ruhu en güzel şekilde yansıtacak bir materyaller. Çünkü müzecide hikaye önemli. Bu hikayede işte İsmail Güneş kardeşimizin en son aradığı o ses de var. Aradığı telefon, kamera ve fotoğraf makinesi çok anlamlı oldu. Müze için çok değerli envanterler oldu. Ben teşekkür ediyorum. Biz onu muhafaza edeceğiz. En kısa zamanda da teşhir edip topluma sunacağız. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederiz. Sayın Valim, sırayla davet edeceğiz. İlimizde faaliyet gösteren haber ajanslarımıza ödüllerimiz var. Anadolu Ajansı Sivas Bürosu'na bir ödülümüz olacak. Kendilerini sahneye davet ediyorum. Evet, Demirören Sivas, Demirören Haber Ajansı Sivas Bürosu'na bir hediyemiz olacak. Evet, İhlas Haber Ajansı Sivas Bürosu'na bir hediyemiz olacak. Sayın Valim, biraz daha ön tarafa alabilirsek sizleri. Ve TRT İl Temsilciliğine bir ödülümüz olacak. Uğur Yiğit'i sahneye davet ediyorum. Şimdi biraz önce kopyalı yapıştır mevzusu çıktı. Özellikle ben sahada çalışan muhabirler arkadaşlar adına aldım bu mikrofonu. Yani rakam yaklaşık bir 20 kişi tahminimce. Özellikle pandemiden beri yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ben de dahil birçok arkadaşım da koronavirüse yakalandı. Özellikle muhabir arkadaşlarım buradaki hiç kimse kopyala yapıştır haberciliği yapmıyor. Hem Sivas Express gazetesinde çalışan hem de TRT Haber'de çalışan bir muhabir olarak konuşuyorum. Yani biz Divriğin en ucra köşesinde de bir olay olsa oradayız. Gece bir otobüs kazası da olsa oradayız. Yani eğer kopyala yapıştır valilik ya da belediye haberleri olarak gözüküyorsa biz o haberleri de özellikle gazetemizde ya da televizyon ekranlarında da göstermek zorundayız. Çünkü niye? Vatandaşımız bilgilensin. Hani biz Facebook haberciliği ya da sosyal medya haberciliği yapmıyoruz.
Biz yaptığımız haberlerin yani imzası. Abi müdahale etme, abi müdahale etme. Yani ben seni şey almıyorum. Ben sana konuşmuyorum abi. Yani bizim son olarak şunu söyle. Son olarak Ekspres Gazetesi'nde yazı işleri müdürüyüm. Son olarak şunu söyleyeyim. Ne yazık ki bizim şehrimizde gazetecilik ek işi olarak gözüküyor. Yani sahada çalışan, yani burada soru soran büyük abilerim de var. İşte Sirer abi gibi yıllarca şu an benim belki olduğum konuda çalışmış abilerim de var. Kemal abi gibi. Yani onu aslında, yani burada isim zikretmem doğru olmaz ama ek iş olarak gözüküyor. Ek iş olarak da yapılma, yani burada kişisel soruya gerek yok. Bizim memlekette ne yazık ki bu meslek ek iş olarak gözüküyor. Biz bu meslekte ekmek yiyen arkadaşlarız. Arkadaşlar da arkada gözüküyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, elimizde faaliyet gösteren gazetelerimizi teker teker anons edeceğiz. Bizim Sivas Gazetesi ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Ekspres Gazetesi'ni ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Memleket Gazetesi'ni ödüllerini almak üzere sahneye davet ediyorum. İrade Gazetesi'ni ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Sultanşehir Gazetesi'ni ödülünü almak üzere davet ediyorum. Ve Sivas Kızılırmak Gazetesi'ni davet ediyorum. Elimizde faaliyet gösteren televizyon kuruluşlarımıza ödüllerimiz var. Kanal 58 TV'yi sahneye davet ediyorum. Vizyon 58 TV'yi sahneye davet ediyorum. Ege TV'yi sahneye davet ediyorum. Ve SRT Web TV'yi sahneye davet ediyorum. Elimizde faaliyet gösteren internet gazeteleri kategorimiz var sırada. Ortak Akıl Gazetesi'ni sahneye davet ediyorum. My Sivas Gazetesi'ni sahneye davet ediyorum. Büyük Sivas Gazetesi'ni sahneye davet ediyorum. Ve son olarak Güne Bakan Medyanet'i sahneye davet ediyorum. Evet.
Evet, ilimizde faaliyet gösteren dernek ve cemiyetler kategorimiz var. Sivas Gazeteciler Cemiyeti'ni sahneye davet ediyorum, ödülünü almak üzere. Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesi'ni sahneye davet ediyorum. Sivas Gazeteciler Derneği'ni sahneye davet ediyorum. Ve ilimizde yeni kurulan Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ni sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederiz ve son olarak İnternet Gazetecileri Derneği'ni sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz ve yıllarını bu mesleğe vermiş fedakarca çalışan gazetecilerimizden bazı isimleri davet edeceğiz. Bu meslekte emeklilik olmadığını bizlere öğreten isimler. Yücel Yönal. Sirer Doğan'ı sahneye davet ediyorum. Evet, Fikret Ünsal'ı sahneye davet ediyorum. Fikret Ünsal ayrılmış. Feridun İlter'i sahneye davet ediyorum. Ve son olarak İsmail Dursun'u sahneye davet ediyorum efendim. Sayın konuklar, toplu fotoğraf çekimimiz olacaktır. Ardından düzenlediğimiz programımıza katılımızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Çıkışta bir toplu fotoğraf alacağız.